yaparken daha çok yağ yakmak istiyorum diyenlere... Türkiye'nin yakından tanıdığı, güvendiği isim Doktor Gürkan Kubilay Zahide Yetişli'ye geliyor. Yorgunluğa karşı sürpriz doğal karışım tarifi. Çocuklarınızın sınavlarda daha başarılı olması için özel süt, sırt ve diz ağrılarınız için etkili bitkisel yağ formülleri stüdyomuzda. Bitmedi. Aynayı parlatayım ve parlattıktan sonra da kalsın. Bir müddet kalsın, toz tutmasın üstü. Sağlıktan güzelliğe birçok yerde kullanılan nane sirkesi nasıl yapılır? Kararan çatal, bıçak ve kaşıklarımız nasıl parlatılır? Fazla suyunu emdirdikten sonra bunu da sıcak sıcak kavanozunuzun içine basın. Çiğ patates hangi sorunlara etkili çözüm olur? Türk mutfağının olmazsa olmaz geleneği aşure nasıl yapılır? Pratik bilgiler uzmanı Meltem Açıkel az sonra Zahide Yetişli'de. ...20 yıl yaşıyorlar, hiç kansere yakalanmıyorlar. Bilim dünyasını şaşırtan Hunza Türklerinin uzun yaşamalarının sırrı ne? Az sonra Zahide Yetişli'de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın efendim, iyi haberler alın, iyi haberler verin. Gününüz, haftanız, ayınız, yılınız, ömrünüz bereketli geçsin. Amin. Bereketli bir kadın var yanımda. İnşallah. Sabah sabah bizim halimizi bir görsünüz. Koridorda gelirken birbirimizi öpe sarıla geliyoruz buraya. Kızım günaydın. Sen güzelsin, sen daha güzelsin diye ama ne kadar güzel insanların birbirini motive etmesi, pozitif olması değil mi? Aman iyi şeyler söylemek lazım. Evet. Aynen öyle. Kasmayın kendinizi. Bir gülüverin. Gülümsemek bile sevap, var mı daha ötesi? Kesinlikle öyle, kesinlikle. Seni bulmuşken çok şey soracağım bak. Aman, herkesin sorunları var. Evet ama önce bir güzel görünmeden başlayalım. Bu arada bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Valla ben süt konusunu bilmiyordum. Aşureye süt konulur mu? Koyan var mı? Aşure yapacağız bugün. Bak. Herkes mi koyuyor? Çok bak az. Beyefendi biliyor, ne güzel anam, söyledi. Anam sen nereden biliyorsun? Niye koyarız aşureye? O her şeyi biliyor. Karısının yanından ayrılmıyor. O yüzden her şeyi biliyor maşallah. Siz beraber yapıyorsunuz. Maşallah size. Dur sizin tariflerinizi de öğreneyim. Bugün aşure yapıyoruz. Meltem Açıkel'den aşure tarifi. Çok şey yapacağız. Hemen başlayalım hatta. Şu gözaltı için. Bize bir tarifle hemen başlayalım. Hemen çok güzel tariflerim var istersen. Şöyle geçelim. Gözaltı morluğu olur. Güzel. Ondan sonra morluğu olur. Şişliği olur. Şişliği hepsi olur. Problem. Yani eğer bedensel bir sıkıntınız ve probleminiz yoksa yani doktora gitmenizi gerektirecek, ne bileyim karaciğerde, böbreklerde herhangi bir problem vardır, şişkinlik o ayrı, ama onun haricinde hani gece geç yatmışsınızdır, sabahleyin erken kalkmanız icap eder, yüzünüz gözünüz şişer, o zaman çok kolay bir tarif var. Tam da bu saatte yapılası bir şey yani. Evet, evdesiniz, çoluğu çocuğu yolladınız ama siz de çıkacaksınız, aynaya baktınız kendinizi beğenmediniz. Hemen bir yumurtanın akını. Ha, yumurtanın akı. Tabii tabii, evde bulunan malzemeler. Tamam. Aa. Türk kahvesini çok severim ben. Aa. Mesela ben bayatlayıp da atılmayan kullanılmayan Türk kahvesini hiç atmam. Durur. O benim güzellik iksirimdir. Banyoya girerim, peeling yaparım. Peeling. Göz altlarımda morluk olur, şişlik olur. Ben bunu bazen dolaba koyuyorum, koku alsın diye. Koku alır, buzdolabının kötü kokusunu alır. Doğru söylüyorsun. Şimdi ne yaptın? Yumurtanın akınla Türk kahvesini güzelce karıştırdın. Şöyle göz altlarına onu sürüp bir 15 dakika, hatta ben şey yapıyorum, o yumurtanın akı geriyor, cildi toparlıyor. Kimin göz altlarında şişlik var ya da hafif böyle morluk var? Kimin var? Senin mi var sizde kuzum? Var. Ha, gel kuzum buraya hemen. Gel. Bakayım bir deneyeyim. Bak şöyle macunumsu bir kıvam oluyor. Bir iki sefer sürüyorum hatta. Böyle gel bir tanem benim. Hah. Şunu şöyle koysam, şununla yapıyorum değil mi? Olur, olur. Az süreceğim. Sür bir taneciğim. Senin mikrofon yok ama değil mi? Hep böyle göz altlarında ne oluyor? Mosmor. Mosmor oluyor. Dön bebeğim izleyicimize doğru. Meltem ablacığım şöyle sen de yanına geçerse, ay nasıl da güzel koktu. Bu çok basit bir tarifmiş. Çok basit, çok ekonomik fiyat olarak da ve her zaman evimizde bulunan malzemeler. Ha. Allah Allah, kahve ve... Yumurtanın beyazı, bu kadar. Yumurtanın beyazını... Aman parmağımla süreyim be, dur. Heh. Şöyle şöyle. Sürebilecek misin? Tabii tabii. Heh. Şimdi ben bunu yapıyorum evde, sürüyorum. Bir 10 dakika falan dolanıyorum ortada, o kuruyor yumurtalar. Gidip bir daha sürüyorum. Ta ki duşa girene kadar, evden çıkana kadar ben bunu ara ara yarım saat, 45 dakika, bazen 15 dakika vaktime göre sürüyorum. Hemen toparlıyor göz altlarını ve şöyle güzel bir tarafı var. Göz altlarında sarkmalar var, göz altlarında çizgiler var. Yumurta akı onların hepsini toparlıyor. Yani siz günlük botoks yapmış oluyorsunuz göz altlarına bu yumurta akıyla birlikte. Şimdi tabii ben yapınca böyle daha kapkara göründü ama bunu güzellik için yapıyoruz ve çok tabii basit. Tabii kesinlikle. Kimse görmeden, evde siz sizeyken. Ha, ve evdeki yöntemlerle. Evet. Bakayım ay var ya bu evde ben bütün yüzüme yapıveririm bunu. Bütün yüzüne de sürebilirsin. Yüzümüzde lekeler var. Tabii ki bütün yüzüne de. Lekeleri de iyi gelir diye. Ha, aynen öyle. Duyamadık mı? Şimdi ben bunu sana vereceğim kuzum. Alayım isteyen mi? Herkese bunu. Ay elim kaldı böyle. Ha. Böyle sen verebilirsin. İstersen bir 15 dakika kalsın. Hah. Önüne dikkat et. Önüne dikkat et kuzum. 15 dakika kalsın, sonra yüzünü yıka da bir bakayım. Şimdi o kurudukça geriliyor cilt. Toparlanıyor. Dediğin gibi bütün yüze de sürebilirsin. Yumurta akını. Benim elim değmişken ben onu bütün yüzüme sürerim valla. İsteyen var mı diye bizde davet. Yerden sürecekmiş gibi duruyor bak. Kendini görmüyorsun tabii ama olsun, boş ver, bu görüntü güzellik için. Yumurtanın akı ve sadece kahve. Ben teşekkür ediyorum bir tanem. Biraz sonra göreceğim. O gözaltı morlukları tabii, bunu devamlı mı yapmak gerekiyor? Yani bunu her ihtiyaç hissettiğinizde yapabilirsiniz. Aslında bana sorsanız haftada 2-3 kere muhakkak yapmak lazım böyle bir şey. Ne olacak, yani bu bir bakımdır nihayetinde. Ellere mi? Ellerin üstüne mi? Buradaki lekeler için mi? Buruşukluklar için. Ah, kıyamam ben sana. Olabilir mi buruşukluk için? Olur. Bak, yumurtanın beyazı. Ha. Nedir? Şimdi el üstlerinizde yaşlılık lekeleri varsa, güneş lekeleri varsa, bu buruşukluklardan hoşlanmıyorsanız kahve ile birlikte yumurta akı koyduk ya, onun içine birazcık da limon sıkın. Ellerinizi güzelce ondan ovun. Artık o dakikalar size ait. Hiçbir şey elemeyin. Hani oje süreriz de hiçbir yeri tutmayız ya. Bir nereden baksanız 5-6 dakika bu vaziyette kalın. Bütün cilt onları emiyor, yumuşacık kadife gibi oluyor ve bu istikrarlı yapıldığında, hani bir kere, iki kere, üç kere değil, istikrarlı yapıldığında gerçekten el üstündeki o yaşlılık lekelerini, güneş lekelerini, hani şu dekolte bölgenizde de varsa lekeler, bütün onlar gidiyor. Süper. Bu arada ağrısı olanlar lütfen beklesinler. Biraz sonra Doktor Gürkan Kubilay gelecek. Kayınvalidemden de çektiği için biliyorum. Allah ağrı sancı göstermesin kimseye. Amin. Şu elleri ağrıyor ve şişiyor. Özellikle sabahları. Ah, şimdi söyledim anneme, aradım, bak dedim izle Gürkan hocam çok güzel bir tarif verecek ve çok kolay. Yani evde bulabileceğiz. Seni de mi şişiyor? Şişiyor ve acıyor. Elleri ağrıyanlar ekran başında kalsınlar. Doktoruma soracağım. Çok kolay bir tarifi var. Bunu her sabah uygulayacaksınız. Sonra da bana yazacaksınız. İnşallah Zahideciğim geçti dersiniz. Sadece elde değil, hem bel ağrısı için hem diz ağrısı için. Önce doktor, sonra da bu uygulamaları bir deneyin bakalım nasıl olacak. Şimdi bahçeye gitsek mi ki? Gidelim mi bahçemize? Ha, ne yapalım? Aşureyi önce bir görelim. Görüntülerimizi siz nasıl yapıyorsunuz aşureyi? Aşure ayı da geldi. Herkese hayırlı, bereketli olsun. Biz de aşure yapacağız biraz sonra. Evet. Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü bu sene 11 Ekim Salı gününe denk geliyor ve bu ay boyunca da adettendir. Evlerde aşureler yapılır, konuya komşuya dağıtılır. Peki bu aşurenin içine neler konur ve fiyatları nelerdir? Eminönü'ndeyiz, fiyatları araştırıyoruz. Hüseyin abicim, buğdayımız ne kadar? Buğdayımızın kilosu 3 lira alır. Başka olmazsa olmazlardan bir tanesi de fasulyedir. Fasulyenin de kilosu 12 lira bunun kilosu. İçerisine nohut da koyulabilir. Kilosu 10 lira bunun. İncirin fiyatı 25 lira. Kayısı da fiyatı kilosu 25 lira. Olmazsa olmazlardan bir diğerincisi de bana göre tabii ki fındıktır. Kavrulmuş, tek kavrulmuş özellikle fındık tavsiye ediyorum ben. Fiyatı şu an için 50 lira. Sarı üzüm koyulmazsa zaten bir aşurenin bir manası olmaz. Dolayısıyla kilosu da şu an için 12 lira. Bir de isteğe göre içerisine siyah üzüm de koyanlar çok fazla. Onun da kilosu şu an için 28 lira. Bunun da kilosu 40 lira. Herkes kesesine göre içerisine dilerse kuş üzümü koyabilir, dolmalık fıstık da koyabilir, bir de nar kabuğu veya nar da koyabilirler içerisine. Kilosu onun 30 lira ablacığım. Onun için bir ortalama 10 lirayı gözden çıkartmaları gerekir. Çünkü Antep fıstığı tozu özellikle biraz fiyatı yüksektir. 130 lira kilosu şu an için. Hindistan cevizi tozuyla da yapmak isterlerse eğer bir ortalama 3 liralık kadar aldıkları zaman rahatlıkla süsleyebilirler diye söyleyebilirim. Çünkü onun fiyatı biraz daha uygun, 25 lira kilosu. Tarçınla süsleyenler de var. Bunun da kilosu şu an için 40 lira. 55 ile 60 lira arasında bir bütçeyle rahatlıkla 10 kişilik, 15 kişilik veya 20 kişilik kadar bir aşure yapılabileceğini söyleyebilirim. Şimdi bir de sokağa dönüyoruz. Bakalım sokaktaki vatandaş aşureyi nasıl yapıyor, onlardan dinleyeceğiz. Aşure yapıyor musun? Evet, yapıyorum. İçine neler koyuyorsun? Aşurelik buğday, nohut, fasulye, üzerine de fındık, ceviz, tarçın. Afiyet olsun. Peki sizce aşure faydalı mıdır? Tabii faydalıdır, çünkü içinde 1001 çeşit vitamin var. Yapıyorum tabii ki. Vallahi 11-12 çeşit koyuyorum. 12 imamlar diye koyuyorum yani. Fasulyesi var, nohutu var, fındığı var, cevizi var, narı var. Var da var. Bütçe de 40-50 lirayı buluyor yani, buluyor. Fasulye, nohut, buğday, kayısı, üzüm, portakal kabuğu falan işte. Ortalama ne kadara mal ediyorsunuz? 40-50 milyona mal oluyor geçen sene son olarak. Her şeyi tam koyarsan o kadar oluyor yani. Peki sizce aşure faydalı mıdır? Faydalıdır tabii. Çok faydalıdır. Efendim sokaktaki vatandaşın düşüncesi böyle. Şimdi bir de sevgili hocamız Murat Topoğlu'na soralım bakalım aşurenin faydaları nelermiş? Bence o baklavalar, böreklerin yanında baklava gibi unlu tatların yanı sıra eğer aşureye bakacak olursak inanılmaz besleyici. Aşurede 15-20 çeşit neredeyse kuru meyve, kuru yemiş ve bakliyat grupları var. Ama ben buradan tavsiyem pirinçli değil de buğdaylı yapalım daha iyi olur diyorum. Çünkü buğdaydaki kalori ve kan şekerini yükseltme hızı daha az. Dolayısıyla buğdaylı tercih edelim biz aşurelerimizi. Şeker yerine de bal veya pekmez kullanılmasını tercih edin diyorum. Aşağı yukarı bir kase yiyeceğiz. Yani toplam bütün Muharrem ayı boyunca 3 defayı geçmezseniz hem de fazla da kilo almazsınız. Tabii ki mineral ve vitamin açısından da çok zengin. Yani B1, B2 vitaminleri bol, C vitamini bol, demir, çinko, fosfor, manganez, işte bu kuru yemişlerden alacağımız bütün şeyler de mevcut. Bir de tabii kuru bakliyat dediğimiz o nohuttan ve fasulye kullandığınız için bağırsakları çalıştırır. Aşure bağırsakları da çalıştırır. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ama abartmayalım. Var. Sofralarınızın, evinizin, yuvanızın beti bereketi bol olsun. Amin. Aşure inşallah. Muhteşem bir şey. Muharrem ayı oruç olanların Allah kabul etsin amin, oruçlarını. Amin. Muharrem ayının 10. günü. Evet. Bolluk bereket getirsin diye. İnşallah. Evlerimize yapılan ve paylaşmayı hatırlatan bir şey aşure değil mi? Tabii. Pişirirsin, komşulara dağıtırsın. Aynen öyle. O dağıtma işine zor gelirdi bazen. De değil arka mi? Mahallelere kadar giderdik biz. Ama onun keyfi ne kadar güzelmiş. İşte çocukken anlamıyorsun da büyüyünce idrak aynen. ediyorsun onların ama ne hepsini. Güzel. Yapın, dağıtın. Evinizde bir aşure olsun. Çocuklarınız bir anlasın da. Şimdi biz aşureyi nasıl yapacağız? Şimdi ben aşureyi nasıl yapıyorum anlatayım. Güzelce buğdayımı alıyorum. Buğdayı iyice yıkıyorum. İyice yıkadıktan sonra içine nasıl diyeyim bir çay kaşığı kadar karbonat atıyorum. Bu 500 gram karbonat kadar. Mı? Evet. Aşkım elini çok oynatma şunu şuradan görelim. Tamam peki. Karbonatı niye atıyorsun? Karbonatı atıyorum daha güzel şişsin. Daha çabuk pişsin diye karbonat atıyorum içine. Güzel. Bir gece bekletiyorum. Bir gece beklettim. Sabahleyin aldığı hal bu. Tamam bir gece beklettik, içine karbonatı attık, sabah bu halde. Evet. Sonra? Şimdi bunu tenceremin içine ilave ediyorum. Bu tabii çok küçük bir tencere ama eyvah döke saça Meltem. Suyunu da koyuyorum. Suyunu. Gide gele bakıyorum. Şimdi aşurenin daha doğrusu buğdayın piştiğini nereden anlarsınız biliyor musunuz? Nereden anlarız? Hafif hafif dibini tutmaya başlar. Dibini tutuyorsa eğer bu şu demektir. Artık benim başımdan ayrılma, aşureyi yapmaya başla. Ha. Şimdi sırası bunun önce buğdayı koyduk. Evet buğdayı koyduk. Güzelce bunu kaynattık. Şöyle kenara aldım. Bunu güzelce suyunu ilave ediyorum üzerine. Ay biz bir de bugün muhteşem bir şey yapacağız. Nane turşusu. Hayır. Nane sirkesi. Nane sirkesi. Ay ama mucizevi bir şey. Yani nane sirkesinin nanenin tarifini. Nanenin sirkesi nasıl olur demeyin. Lütfen kaçırmayın. Mucizevi bir şey. Hem içeriden hem bedeninize hem cildinize hem yüzünüze gözünüze. Bence bir gençlik iksiri. Nanenin. Ay niye sirkesi. Turşusu diyesim geliyor benim. Turşu yaptık ya hep burada. Şimdi koydun bunu kaynatmaya başladın. Ha. Kaynatmaya başladın. Zahideciğim bak ben evde kaynatıp getirdim. Kaynamışı var. Ha. Bu hal alıyor. İyice helmelenmiş, bak lapalanmış. Gördün mü nasıl pişmiş. Şimdi tabii Bunu ben evde kaynatıp getirdim ama evde olsaydı ne olacaktı? Ben bunun üzerine su ilave edecektim. Buğday pişerken yani aşure pişerken ara ara su ister. Onun için çocuk gibidir aşure. Başından ayrılmaya gelmez. Doğru. Suyu azaldığı zaman mesela aşureyi yaparken içine şey koyarlar. Böyle atalım mı seninle beraber? Nişasta koyarlar. İçine un koyarlar. Bence aşurenin tadını bozmaya gerek yok. Ne pirinç unu ne nişasta. Kıvam verici hiçbir şey koymayın. Sadece kısık ateşte çok uzun müddet piştiğinde o zaten kendisi helmeleniyor. Bir de yapılıp buzdolabına girdikten sonra bir gün sonra aşure daha çok katılaşır. Onun için tavsiyem içine... İlk anda biraz sulu olması, sonradan katılaşacağını da hesaba katmak lazım. Tabii kesinlikle. Aşurenin kıvamı ilk kaselere koyduğunuzda biraz sulu olması ama böyle cumbur cumbur yüzüyor derler ya. Dur bakayım. Kalabalığı Hanım koyalım birazcık daha. Koyalım mı? Koyalım. Sonradan da koyulaşacak dedin ya sen, öyle olunca. Koyulaşır. Ama aşure şöyle bir şeydir. Devamlı başında duracağım, kıvamı ayarlayana kadar ya su ilave edeceğim içine. Siz nasıl yapıyorsunuz acaba aşureyi? Şimdi herkesin farklı bir yöntemi var ama genel olarak aşure zaten içine konulanlar farklı. Her yörede. Her yörede farklı. En az 7 çeşittir, en çok 41 çeşit. 41 Şimdi 41 çeşidi nereden bulacağım dersen, şöyle yapılır, içine bir kaşık bal atılır. O onu 41 çeşide tamamlar. Çünkü bir arı 41 çeşit çiçeğe konar. Doğru, çok güzel, çok mantıklı. Şimdi buğdayımı akşamdan ıslattım, sabahleyin haşladım. Haşladıktan sonra üzerine kıvamını yakalayacağım duruma gelene kadar su ilave ettim ve kaynamaya bıraktım. Ama diğer tarafta fasulyem haşlandı, suyu süzüldü. Hemen fasulyemi ilave ediyorum. Kuzum sen hemen onları ben ilave edeyim şöyle yavaş yavaş. Fasulyeyi koyduk. Evet. Sen tetik kadınsın maşallah. Çabuk hızlı. Ben şöyle göstereyim onu. Nohutu da ilave ettik. 2-3 oldu bu şimdi. Evet. Bizimkinde 3. 3 parça oldu. Şimdi ben aşurenin şekerini en son koyarım. Çünkü hepsinin, bütün lezzetlerin birbirine kaynaşması lazım. Eğer şekeri önceden koyarsanız buğdayı sıkar. Yani kimisinin aşuresini yersiniz, böyle buğday bir tıkır tıkır gelir dişinize. Aman çok güzel olmuş dersiniz ama onu pişirememiş falan diye arkasından dedikodusu yapılır ya. İşte o dedikodulara mahal vermemek için bütün malzemenin, özellikle buğdayın, fasulyenin ve nohutun iyice helmelenip piştiğinden emin olun. Helmelenmek birbirinin içine geçmek mi? Bütün lezzetlerin yavaş iç içe geçmesi, harman olması ve biraz da suyunun nişastalanması, suyunun koyulaşması. Bak, şimdi yavaş yavaş olmaya başladı bile. Evet, nohutunu ilave ettik, fasulyesini ilave ettik. Yaparken bereketi artsın diye dualarımızı okuyoruz, ölmüşlerimizi okuyoruz. Değil mi? Bunların hepsi manevi olarak da insanı güçlendiriyor, insana iyi geliyor. Şimdi bazısının aşuresine bakarsın, rengi böyle kahverengimsidir. Niye öyle olur? Değil mi? Doğru. Çünkü onda da sıkıntı şudur, incirini önceden atarlar. İncir aşureyi karartır. Renk verir. Evet, ben hem şekeri hem inciri aşureye en son koyarım. Şeker ve incir en son. Niye? Renk vermesin. Renk vermesin ve diye. Buğdayı da böyle sertleştirmesin. Sertleştirmesin. Şeker sertleştirir çünkü. İyice piştiğinden emin olduktan sonra incirini ve şekerini koyarım. Yine de böyle kiminin bakarsın aşuresi beyazdır. Böyle rengi çok güzeldir. Üstü de süslenir, narlar, işte fıstıklar. Dersin ki bunun aşuresi niye benim böyle olmuyor? İşte onlar aşuresinin içine süt katanlar. Beyazlık oradan geliyor. O beyazlık oradan geliyor. Hem lezzet veriyor, hem içine konanların çeşidini arttırıyor. Hem de tabii şöyle bir sıkıntısı var. Buzdolabında saklamanız icap eder. Hep gerçi aşureyi buzdolabında saklıyoruz ama bu sefer daha özenli davranmanızı icap ettirir. Süt ve süt ürünleri dışarıda çok daha çabuk bozulur. İçinde süt olduğu için çok dikkat etmemiz lazım. Ne kadar süt peki? Onun ayarını nasıl yapacağız? Ben bir su bardağı koyuyorum. Yani yarım kilo buğdaya bir su bardağı. Bir kilo yapıyorsam 2 su bardağı. Ay ne güzel oldu. Şimdi önce buğdayı koyduk. Fasulyemizi koyduk. Nohutumuzu koyduk. 3 parça. 3 kaşık bal atsam 40-41 oradan gelse 45 parça oluverecek hemen. Değil mi? Şimdi bundan sonra artık bereketi artsın diye bizde pirinç koyarlar. Bolluk getirsin. Ne kadar? 1 yemek kaşığı. Bu kadar mı? Evet. Ben hiç bak pirinçli bilmiyorum. Tabii pirinç koyarlar içine. Minicik. Sonra Birçok yörede bulgur koyarlar. O ne kadar? Yine o da bir kaşıkçık. Yani aşurenin içinde fark ettiniz etmediniz. Ağzınıza bir tane denk gelir gelmez. O kadar az. Ama bereketini arttırır, vitaminini arttırır. İçine onu da ilave ettikten sonra. Bak biz pirinç artık koyduk, bulgur koyduk. Şimdi pirinç koyduk, bulgur koyduk. Buğdayımız, nohutumuz, fasulyemiz zaten var içinde. Artık lezzet verici malzemelere geçiyorum. Aşurenin lezzetini alacak malzemelere. Biliyorsunuz biz Yeşilköy'deyiz. Havaalanına çok yakınız. Güle güle gitsin herkes. Sağ selamet herkes yerine yurduna ulaşsın. Ve sağ selamet dönsün tabii. Amin, amin inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Sen mamografi yaptırıyor musun? Yaptırıyorum. Gerçekten. Sinir testi yaptırıyor musun? Yaptırıyorum. Süpersin. İşte bilinçli kadın. Biliyorum kadınların yaptırması gerekiyor. Yıllardır söylüyoruz. Duyuyorsunuz evet yaptırayım diyorsunuz. Sonra kalıyor. Biz sizinle beraber, hep beraber yapıyoruz bu işleri biliyorsunuz. Gideceğiz hastaneye. Bu ay uygun bir zamanda muhtemelen Perşembe gideceğiz. Buradaki hanımefendileri de götürmek istiyorum çünkü onlar da yaptırmamışlar. Nasıl oluyor? Hani gözünüz korkuyor ya da çekiniyorsanız bir görün bizimle beraber. Ama şöyle bir şey var. O kadar güzel bir konuya değindi ki erken teşhis diye bir şey var. Kesinlikle öyle. Ben memografiye gittiğim için sıkıntımı erkenden teşhis ettik ve ameliyatım oldum. Ha, yani ben tabii bilmiyorum. Ki. Tabii ne ki. Çıktı? Yani temiz çıktı. Bir sıkıntı çıkmadı ama sonradan evet yani süt bezesi uğurlaşmış orada ama hani kötü bir şeye de çevrilebilirdi. Şimdi bak şükür bunları söyle herkes bilsin ki çok güzel. Süpersin. Çok geçmiş olsun bu arada. Canım çok teşekkür ederim. Allah herkese şifa versin. Amin. Şimdi kayısısını ilave ettim içine. Gittikçe renkleniyor aşuremiz. Evet, gittikçe lezzetleniyor. Oruçlarınız kabul olsun. Muharrem ayındayız. Aşure ayındayız. Amin. Şimdi bundan sonrası şöyle keyfek eder bir durumdur. Ben içinde fındık, ceviz, badem iyice dövülmüş, çekilmiş koyayım içine severim. Hani ağzıma tıkır tıkır gelsin severim. Ama ben içinde sevmiyorum. İşte dişim rahatsız. Ben zaten yaşlıyım öyle şeyleri koyma filan derdi rahmetli büyükler evde. Onun için annem koymazdı. Dövüp üstüne koyardı. Ama fındık, badem ve ceviz içine bir miktar atılırsa acayip lezzet verir. Kendi hani cevizli kurabiye yaparsın da böyle fırında pişer başka kokar ya. Aynı onun gibi aşurenin içine koymak da. O zaman ben cevizleri şey yapayım mı döveyim mi sana? Tamam cevizleri döv. Rondodan geçireyim mi? Şimdi şöyle bir şey de yapıyorum. Lezzet versin diye Zahideciğim. Bu kısmı da çok önemlidir. Birkaç tane tarçın, birkaç tane. Hanımlar beyler aşure karanfil yapıyoruz. Biraz sonra sirke yapacağız ama ne sirkesi biliyor musunuz? Nane sirkesi. Ve bak karanfili koydum. Tarçın çubuklarımı da koydum. Bir tülbentin içine. Ve sadece lezzet versin diye içine attım. Çok mu yaptım ben bunu acaba bilemedim. Yok yok güzeldir bebeğim güzeldir. Ceviz, badem ve fındığı güzelce blenderdan geçiriyorsunuz. Bir göreyim onu içine. Kuzum. Şöyle. Bak sen bunu görmedin gördün mü? Aa görmedim. Tarçın ve karanfilleri böyle bir bohça yaptım. Aşuremin içine sallandırdım. Bakayım. Bu gizli lezzet bombası. Aa ne güzelmiş. Peki niye bunları direkt içine atmıyorsun? Sonra çıkartması zor. Sonra tek tek çıkartması zor. Hele karanfilleri atınca karanfil sevmeyen birisi için çok büyük bir eziyet. Sadece aromasının geçmesi yeterli. Şunu da yapabilirsiniz. Bir bardak suyun içine bu karanfili, tarçını koyarsınız. Onun içinde demlenir. Onu da dökebilirsiniz içine. Ama ben daha fazla şöyle aroma vermesini istiyorum. Evet. Evet, ceviz, fındık, badem onları da ilave ediyoruz hepsini içine. Hepsini koyayım mı? Koy 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 hepsini. Bereketi bol olsun inşallah. Onu da koydunuz. Her eve girsin inşallah. Şimdi portakal kabuğu çok yakışır. Portakal kabuğunun rendesi. Portakalın kabuklarını beyaz yerine denk getirmeden güzelce rendeledik. Onu da ilave ettik. Bak nasıl kokmaya başladı. Gel 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 bak kokuya. Evet. Aa işte portakal. Bir bardak kabuğu ve hem rendelenmiş kabuğunu koyuyorum hem bir bardak kadar bir çay bardağı olur bir su bardağı olur. Suyunu ilave ediyorum içine. Şimdi aşure kokusu gelmeye başladı işte. Şimdi çünkü tarçın girdi, karanfil girdi, portakalın kabuğu girdi. Şimdi kokmaya başladı. Oh, şimdi artık bundan sonrası sütümüzü ilave edelim yavaş yavaş. Rengi beyaz olsun istiyoruz ya. Onu da bir görelim. Şimdi süt geliyor. Bismillah. Bak rengi bir anda beyazladı gördün mü? Ay çok güzel oldu. Aşuremizin rengini de beyazlattık. Şimdi artık aşuremiz olmak üzere incirini atalım. İncirini. Kayısı? O kayısını süsleyeceğim üstüne. Ha, üstüne. Yarısını değil. At istersen, incirin bir kısmına da üstünü süsleriz. Aman ellerine dikkat et. Ay ay ay. Aman. Ben atayım anneciğim. İyi ki dedin yani. Ver anneciğim. Anam sen nasıl bu sıcakla böyle hiç el yakmıyor sanki herhalde, elini. Bilmiyorum ki. Hı. Tamam o kadarı yeter. Ha. İncirini de koydum. Bak aşuremin rengi hiçbir şekilde kararmadı. Ama ne eksik? Şeker eksik. Şimdi şekerini koy bakalım. Şimdi şeker evet, zamanı. Hadi. Tadı bereketi senden olsun. İnşallah Canan hocam görmesin. İnşallah. Ne kadar koyacağım? Sen onu kaşıkla. Şimdi yarım kiloya 1 kilo şeker konur aslında. Ama gittikçe azalttım şekeri. Yarım kiloya yarım kilo koyun. Çünkü kayısıydı, üzümdü, içine konan bir sürü incirdi, tatlı malzeme var. Biraz tencerenin ucundan, kenarından tadına bakıverin. Çok bal gibi olmasın. Şeker iyi bir şey değil. Doğal şeker olan bir sürü malzeme var içinde. Engel olmasın. Evet, şekeri de kaynadıktan sonra bir fokur fokur ettikten sonra artık aşure hazır. Aa, bu kadar. Bakayım aşurenin olmazsa olmazı şudur, yeni bahar. Oh. Tabakları süslerken muhakkak tabaklara yeni bahar gezdirin. O inanılmaz bir lezzet verir ve tabii ki bu da isteğe, zevke bağlı gül suyu. Ben gül suyu koymam içine. Aa, ben çok severim gül suyunu, çok severim. Ben üstüne ilave ederim. Bir aşure bir gül suyu getiririm. Ha, o da güzel, üstüne de güzel ama çok lezzetli ve çok güzel görünüyor ama içinde bir renk eksik bunun. Ne eksik? Bir kırmızı eksik. Nar mı atalım? Nar eksik. Hadi atalım. Değil mi? Ben mesela nar da keyfek ederdir. Narı içine de atabilirsiniz. Sadece üzerini süslemek için de kullanabilirsiniz. Ne bileyim sanki. Evet. Oh, evet, evet. Bazen güzel. Çok koymayayım hadi. Yok güzel, çok güzel oldu. Şimdi artık kaselere pay edilme zamanı geldi aşurelerimizin. Bak bu sulu kıvam bu. Gördün mü bir taneciğim? Şimdi bunları kaselere pay ettikten sonra... Bir şey söyleyeceğim Sevil. Şimdi bunu tekniğe gönderiyoruz. Hakan Bey'e. Tamam mı? Teknik için özel yapıyoruz bunu. Show TV'nin teknik ekibi için. Hakan Beyciğim öpüyoruz sizi. Ben Her şeyinize koşturuyorlar. En ufacık bir şey olsa böyle süperler. Sağ olsunlar. Hepsi, bütün çocuklar. Ha. Bu şimdi üstü kaymaklanacak ya, ondan sonra süslemeye başlayacağız. Ha. Şimdi bunu koyduk. Ha. Bu biraz daha büyük oldu tabii ama. Şimdi teknik ekibe biraz hürmetlice ne oldu? Evet. Sonra rejimize de bunu yapalım. Kepçe mi? Nerede kepçe varmış orada. Bak çocuklar koymuşlar, biz buradan çırpınıyoruz kaşıkla. Alacağım diye. Bereketi içinde olsun. Aman, Rabbim herkese nasip etsin. Herhalde gelmedi. Amin. Ay çoluk çocuk da bayılıyor buna. Çok besleyici. Yani evinizde böyle bir geleneksel bir susuyorum ki uçak geçsin. Geleneksel bir lezzet, üstelik de bunun anlam ve önemi ve paylaşma duygusuyla beraber olunca harika bir şey. Bu bir tufan yemeği. Ha, başımıza bir şey gelirse. Nuh tufanında gemide kalanlardan yapılan. Bu da rejimize. Evet. Ha, Pakizeciğim sana ve ekibine geliyor. Geri kalan da bizim zaten. Değil mi? Muharrem'in 10. günü dileklerin kabul oldu. Süsleyelim biraz. Birazcık donması lazım, içine gömülür. Ha, şöyle koyayım. O arada istersen yapalım. Evet. Çok şifa kaynağı. Bu bir taraftan böyle minik minik kaynasın. Tamam kuzum. Bu ay bunları alıp nerelere koysam. Şimdi sirkemizi yapacağız. İçine gömülecek mi? Gömülüyor. Aa, daha değil. Tutmuyor evet. Daha değil. Naneden sirke yapıyoruz. Şimdi bunda da sirkesi ne işe yarar? Bir defa yemeklerinizi lezzetlendirir, yemekten bahsediyorsan. Cildinizi güzelleştirir, toparlar. Eğer bunu içiyorsanız bağırsaklardaki bütün mikropları alır götürür. Dolaşım bozukluğu varsa dolaşım bozukluğunu düzeltir. İştah artar, aynı zamanda iştah kapatır. İştah keser. İştah kesiyor, süper bir şey. Ben ağzıma alınca senin bir bakışın vardı bana az önce. Peki nasıl yapacağız sirkemizi? Şimdi elma sirkesi yaptınız, evinizde elma sirkesi var. Aman ben uğraşamam, elma sirkesini yapmadım dediniz. O zaman markasına güvendiğiniz bir elma sirkesi. Nasıl yani? Şimdi bunu yapmak için başka bir sirkeye mi ihtiyaç var? Tabii. Şimdi bunu bir müddet bunları alıyorsunuz. Güzelce kavanozun içine dolduruyorsunuz. Ayaklarınızda şişlik var, ayaklarınızda ağrı var. Gün içinde çok yoruldunuz ve ayaklarınızdaki ağrıdan şikayetçisiniz. O zaman hemen bir leğenin içine su koyuyorsunuz. Suyun üzerine de naneyi evinizdeki bu yaş naneyi birazcık suyla demliyorsunuz, sirkeyle karıştırıp döküyorsunuz. O da başka bir formül. Allah Allah. Şimdi sirkemi aldım. Üzerine döküyorum. Bu ne sirkesi? Bu elma sirkesi. Nane sirkesi yapmak için naneyi koyduk kavanoza, üzerine elma sirkesi döktük. Hem elma sirkesi hem nane sirkesi oluyor şimdi. Şimdi bu yaklaşık bir 10 gün kadar bu böyle kadar kalacak. Dolduracağız mı sonuna kadar? Doldursanız da olur, doldurmasanız da arada karıştırın bunu. Nane bütün aromasını içine bırakıyor. Allah Allah. Dediğim gibi yemekten, içmekten tutun, salatalarınızdan tutun. Düşünsene, salatanın içinde hep gizli lezzetler vardır ya, salatanın içinde çok güzel bir lezzet var. Nedir o? İşte nane ile birlikte bekletilmiş sirke. Dediğim gibi dolaşım bozukluklarından tutun, bacağınızdaki, kolunuzdaki ağrıları kadar, boğulma noktasına kadar elma sirkesi, son ama elma sirkesi diyorum. Elma nane sirkesini koyduk, nane sirkesinin üzerine, nanenin üzerine bakar mısın? Sirkeler karıştı. Bu kadar da kolay bir şeymiş. Son hem elma sirkesinin bütün avantajlarını aldık. Bir de içine nane koyunca şimdi bambaşka bir sirkeye dönüştü. Nane sirkesine dönüştü. Bu arada sen onu yakacaksın bak. Yok, aşure bana laf yetiştireyim derken kapattım altını. Tamam. Hah. Altını kapattım. Şimdi tabii aslında sen bunu anlat kuzu. Hı. Şöyle yapalım. Ben gideyim stüdyoya. Tamam. Laz böreği yapacağız ya bugün. Ay, bir de ne yapacaktık biz? Bir şey daha vardı. Ekmek. Çok güzel bir ekmek yapacağız bugün. Havuçlu. Şahane bir ekmek yapacağım. Dayanıklı, lavaş gibi bir ekmek olacak. Gençlik iksiri. Diyorsun. Evet. Ben gidiyorum, hemen seni bekliyorum. Hadi bakalım. Sen hadi buraları bakalım. Hala şöyle bir karıştırasın var yalnız elimle. Çok güzel, daha güzel kıvam bulmuş. Şöyle gömülüyor. Yapacak bir şey yok. Daha donmadı çünkü. Tarçın koyuyorum. Toz tarçın. Muhakkak yeni bahar. Yeni bahar çok güzel bir lezzet verir. Ve hatta yeni bahar koymadığınız zaman derler ki aşurenin bir şeyi eksik. İşte o eksik hissedilen şey aslında içine konan malzemeler değil, yeni baharın lezzetidir. Şöyle yeşil fıstık ilave ediyorum üstüne. Dediğim gibi malzemeler olsa da olur, olmasa da evinizin, bütçenizin getirdiği ne kadarsa onunla gayet rahat yapabilirsiniz. Yaklaşık bir yarım saat donmaya ihtiyaç hissediyor tabii ki aşure. Üstü kabuklandıktan sonra süsleyin ki ben acele ettim yetişsin diye, sizin de böyle içine gömülmesin. Bu rejinin miydi? Pakize yönetmenimin, ona da koyayım birazcık nar. Oh, biraz da buna. Görünüyor. Çok lezzetli görünüyor bir tanem. Ben geldim bile stüdyoya. Şimdi Meltem ablacığım, harika görünüyor. Kulak sen onları orada bırak istersen. Ekip getirsin onları. Sen de gel yanıma. Niye çatal kaşık tutuyorum ben elimde biliyor musunuz? Çünkü bunlar lekeleniyor. Parıltısı ilk günkü gibi kalıyor mu? Kalmıyor. Bütün bunları geçtim, hani güzelliğini geçtim. Üstelik bunlarla o kadar çok yeniyor, kalıyor üzerinde, makineye giriyor, çıkıyor. Renginin atmasını geçtim. İçinde ne kadar mikrop kalıyor. Şimdi hem mikroplarından arındırmak istiyorum. Hem parlasın istiyorum. İlk günkü gibi görünsün istiyorum. Ve hani yere düştü, orada kaldı, burada kaldı, aklımda da bir şey kalsın istemiyorum. Bunu nasıl yapmak lazım? Meltem abla gelsin, ona soracağım. Evinizde patates var mı? En kolay, değil mi? O patatesle neler yapabileceğinize inanamayacaksınız. Yemekten bahsetmiyorum. Güzellik için, sağlık için patates muhteşem. Bir de saklama yöntemi var. Onu da şu çorapla gösterecek. Çorap ve patates ne alaka demeyin. Biraz sonra göstereceğiz ama önce kaşıklar. Ellerine sağlık bu arada. Canım benim, harika olsun. Bereket olsun inşallah hepimiz için. İnşallah. Şimdi hepimizin küçük problemleri vardır evde. Bazen görmemezden geliriz. Bazen misafir geldiğinde o küçücük problem gözünüzde çok batar. Çatalı koyarsınız misafirin önüne. Burası matlaşmış, görmesin diye dua edersiniz sonra. Paslanmış gibi, üzerinde su lekeleri. İşte ona engel olmak istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi, çatalı bıçağı koyun böyle bir şeyin içine. Kabın içine koyun. Ve üzerine birazcık kabartma tozu serpin. Birazcık sirke. Kabartma, dur onu görmem lazım. Tamam, ben acele yaptım hemen yine. Dur Ama onu bir dakika, şunu alıp onu da alıp bir yanıma gelsene kuzum. Geldim. Ön tarafa geliyoruz biz. Şu diğer kameramız daha güzel görecektir bizi. Gel hayatım buraya. Geldim bir tane. Gel bebeğim, sen de şöyle yukarıdan gör. Görebiliyor musunuz? Hah, süpersiniz. Şimdi dökelim. Şimdi. Kek yaparken kullandığınız kabartma tozu var ya. Kabartma tozunu güzelce döküyorsunuz. Ver bebeğim sen onu bana, daha dökmeyelim. Bir görelim bu kaşıkları lütfen. Kaşıkları bir görelim, netliyemizi. Hah, süpersiniz, işte budur. Şimdi bu döktüğüm ne Meltem abla? Sirke, elma sirkesi. Elma sirkesi döküyorum. Evet, kabartma tozu üstüne elma sirkesini döküyorsunuz. Bak sırtı. O işte üzerindeki minicik pas gibi gözüken oksitlenmeler var ya, onların hepsini söküp alıyor. Sonrasında pratik Laz böreği de yapacağız size. Bugün çok şey yapacağız. Çok kolay Laz böreğini yapmak. Ay çok güzel, bunu şimdi tekrar tutsan. Dök onu da tekrar içine istersen. Bak ne hale. Şimdi eğer gıdada kullanacağınız çatal bıçak değilse kullanacağınız malzeme, ne bileyim bir süs eşyası olur, metal bir süs olur, bir şey olur. Onda da ne yapıyorsunuz Zahideciğim, biliyor musun? Bu sirkeyle sen onu çalkala, ben hemen geliyorum. Şu çıkan sesi duyabilseniz, minik minik böyle yoluruz, ses geliyor. Duman da çıkıyor, değil mi? Şimdi eğer dediğim gibi gıdayla temas etmeyecek herhangi bir şeyse, bir süs eşyası olabilir, obje olabilir, boynunuzdaki kolye olur, yüzük olur. Eğer bunlardan birini parlatmak istiyorsanız kabartma tozunu koyuyorsunuz, sirkeyi koyuyorsunuz, alüminyum folyoyu buruşturuyorsunuz, alüminyum folyoyu da içine atıyorsunuz. Ve bunun üzerine sıcak su döküyorsunuz. Bir dakika, anlamadım şimdi. Alüminyum folyonun içinde ne var? Alüminyum folyonun içinde hiçbir şey yok, boş. Alüminyum folyonun parlaklığından faydalanmak için, üstünün o kaplama maddesinden faydalanmak için kabartma tozu, sirke ve üzerine kaynar suyu döküyorsun. Kolyen mi parlasın istiyorsun? Gümüş şamdanın mı parlasın istiyorsun? Küpelerim karardı, küpelerim mi parlasın istiyorsun? Yani kaşıklara koymuyorum alüminyumu. Ama onun haricindeki bütün metal eşyaları parlatırken bu karbonat ve sirke ile birlikte alüminyum ve sıcak suyu da ilave ediyorum. Bütün metallerin pırıl pırıl bir hal alıyor. Bir de sirke gelince işin içine mikroplar da ölüyor. Kesinlikle. Oh, mis gibi. Kesinlikle öyle. Peki. Ney? Allah'ım ya. Ben de her şey getir. Getir okuyayım bak. Bizim Sevil var ya, benim koordinatörüm biliyorsunuz. Bana ne yazıyor bak. Bizde her şey var. Yüzüğünü amonyaklı suyla parlatmış. Hafta sonu amonyağı da koklamış. Ölüyormuş, Allah korusun. Amonyağı niye kokluyorsun bir gösterse. Bak çok kötü bir yerde duruyorsun ama. Niye kokluyorsun amonyağı? Niye koklarsın? Niye yapıyorsun hayat? Öldürür seni kokusu. Sen de bunu yaparsan ben ne diyeyim? Gümüş yüzüğünü parlatmak istedin. Parladı mı? Evet. Takacak adam kalmayacaktı ama onu. Bir şey söyleyeceğim. Diş macununla da yapabilirsin onu. Ben yine diş macunuyla parlatıyorum. Sirke, kabartma tozu. Hepsini bir daha amonyak koklama. Sen lazımsın bize. Allah'ım ya. Hayır, benimkiler bile yapıyorsa ben ne yapayım? Dur, ben nereye gidiyorum? Hay, al bunu kuzu, al. Allah'ım ya. Çok tatlısın. Ama biz böyleyiz ya. Bir temizlik, bir merakı fazlaca oluveriyor bazen. Bu sefer ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Sakın tuz ruhuyla herhangi bir şey karıştırmayın, aman ha. Hastaneden toplarım sonra sizi. Demek ki metaller birazcık kabartma tozu, birazcık sirke, yani evde olunan malzemelerle saklanabiliyor. Şimdi kış geldi, en büyük problem şu: kaloriferler yanıyor. Patates, soğan çabuk bozuluyor. Hayır, çiçekleniyor. Kendince o bir dünya yaratıyor kendine. İnanılmaz kötü kokar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Patatesi ayrı sepete, soğanı ayrı sepete koyacaksınız. Ayrıca patatesin üstüne bir tane yeşil elma koyarsanız çok daha geç filizlenir. Yeşil elma patatesin ve soğanın filizlenmesine engel olan bir meyve. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. Elma çok daha çabuk bozulmaya müsait olduğu için bir 10 gün sonra filan böyle sağında solunda kararmalar başlıyor. Ben pazara gittiğimde yine elma aldıysam elmaları değiştiriveriyorum. Ne oluyor? Bir tane elmayı ziyan ediyormuş gibi gözüküyorsunuz ama bir çuval patatesi bozulmaktan, yeşillenmekten, küflenmekten, patatesin de bozu inanılmaz kötü kokar biliyorsun. Hepsinden kurtulmuş oluyor. Peki, patatesi buzdolabını koyan arkadaşlar var, lütfen koymayın. Ben patatesi, soğanı azalıyorum ama kaloriferli ortamda çabuk bozuluyor derseniz, kış geldi, hepimiz külotlu çorap giyeceğiz. Külotlu çorap böyle yapalım, daha kolay. Gel bir taneciğim. Şimdi külotlu çorabı giydiniz, kaçtı. Kaştıktan sonra külotlu çorabı güzelce yıkıyorsunuz. Karbonatlı suda bekletiyorsunuz. Vücudunuza değdi. Bak kestim şuradan. Ha, bak, sonra bak. Şöyle. Kadın hemen şunu bir göstereyim şöyle. Şöyle bir göster. Ucunda kaldı. Sonra? Şimdi bunu buradan düğümlüyorsun. Düğümledin. Bunlar hani soğanları böyle pazardan alırsın ya, muzu hevenkle asmak gibi, soğanı, patatesi, kırmızı soğanları örüp asarlar. Aynı o şekilde asıyorsun. Bak onu da koy. Düğüm 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 yapıyorum. Ben ne yapamıyorum seninki gibi? Ha şimdi oldu. Çok nazik davranmışım, dur. Ha. Şimdi bütün patatesleri bir patates bir düğüm, bir patates bir düğüm birbirine değmediği için hiçbir şekilde bozulmuyor. Ha. Çorabın içinde hava alıyor. Bana çok lazım, yemek yapacağım, kullanacağım. Bunu kaldıralım mı? Bak bak bak. Lazım, mutfakta hemen kullanacağım. Şuradan kesiyorum ve bir patates, iki patates, üç patates, kaç patates lazımsa kesip alıveriyorum. Dediğim gibi çöpe atmıyorsun hiçbir şekilde. Her şey geri dönüşüm. Çoraplar bile geri dönüşüm. Ben daha önce yine bunu bir anlattığımda dediler ki ay çorabın içine konur mu? Çorabı ama yıkıyorsun, dezenfekte ediyorsun. Karbonatlı sirkeli suda beklet. Ondan sonra bu şekilde kullan. Patatesin niye bozulsun? Hiçbir yere temas etmiyor. Etmiyor, pırıl oluyor. Güzel görünüyor. Enteresan yani. Yemek yapıyorum. Ha, bir tane daha alıverdim. Gitti. Bütün patatesler bitene kadar bu şekilde eski naylon çoraplarınızdan da faydalanma şansınız var. Peki. Ne yapalım şimdi? Patatesle güzellik sırları ver bize lütfen. Evet evet, bu çok güzel bak. Bu arada cilt lekesi olan var mı? Yani hepimizin güneş lekesi vesaire değil mi? Onlar için de bir formülümüz var. Şimdi sabahleyin kalktınız. Demin ne kadar güzel kahveyle, yumurta hakkıyla bir gözaltı morlukları için bir çare önerdik. Ay kıyamam, sen hala oturuyorsun öyle. Hoşuna gitti. Peki görür müsünüz hanımefendiyi? Sabah programın başında yaptık. Gözlüklerle de bir enteresan olmuş. Kuzum onu yıka gel. Bir bak bana. Gerildi mi? Gerildi. İyi hissediyor musun böyle? Bir farklılık, bir şey. Gergin hissediyorsun. Gergin. Peki seni şimdi göndersen bir yıkayıp gelsen yüzün olur mu kuzum? Tamam. Tamam. Hadi sen bakalım. Bir git yüzünü bir yıka gel bakalım. Bir sen fark edecek misin? Biz buradan görsel olarak fark edemeyiz ama tamam. Gerginliği fark ettim diyor tabii. Yumurta akı gerdi onun. Ne yaptığımızı da söyleyelim hemen. Yumurta akı ve Türk kahvesi. Türk kahvesi karıştırdık, o kadar. Karıştırdık ve sürdük. Kahveyi içtiniz. İlla çiğ olması mı gerekiyor? Hayır, kahveyi içtiniz. Fincanın dibinde kaldı. Amaç güzelleşmekse illa morarmasını, şişmesini beklemenize gerek yok. Yumurtanın akından fincanın içindeki kahve telvesini karıştırın. Sürün göz altlarınıza evde işiniz bitene kadar, duşa banyoya girene kadar. Onlar göz altlarınızda kalsın. Yumurta akı inanılmaz derecede göz altlarını toparlıyor. Çok güzel. Şimdi... Ben yumurta hakkı süremem, çok daha acil bir çözüme ihtiyacım var, sürüp çıkacağım diyorsanız yapmanız gereken şey hemen bir patatesi rendelemek. Ha, patatesi rendeliyoruz. Evet, patatesi rendeliyorum. Bir tülbentin içine şöyle koyuyorum. Patates rendesini tülbente koyduk. Şimdi halka halka da kesip patatesi koyabilirsiniz. Patates de gözaltı şişlerini alır. Neden rendeliyorum? Şimdi bir patatesi düşün, böyle gözüne temas etmiyor bütünken, halkayken. Ama rendelendiği zaman ve bir tülbentin içine konduğu zaman gözünüzün oyuğunun şeklini alıyor ve her yere temas ediyor. Bütün göz altınıza temas ediyor. Göz kapağınıza temas ediyor. Ve patatesin içinde bulunmuş olduğu nişasta da bir şekilde gözaltı morluklarına ve şişliklerine iyi geliyor. Şimdi bunu ne yapıyorum? Şöyle tülbenti kıvırıyorum buradan. Gözüme değmesin patatesler diye. Dur, ikimiz içindeki patateslerin hepsini dökermişiz. Ay evet. Ha tamam şöyle. Şimdi şöyle. Şunu bir sarıyorum. Kıvırdın mı? Evet. Hani sağ sola da patatesler dökülmesin derseniz bunu gözümün üstüne koyuyorum. Bir 5-10 dakika, hadi de ki 5 dakika ne yapıyorum? Güzel hayaller kuruyorum. Güzel şeyler düşünüyorum. Mutluluk verici şeyler. Evet budur işte. Zahide Hanım'ın gözaltı morluklarını tedavi eden... Ben söyleyeyim mi sabahları bak. Yüzüm eğer çok hani zamanda yattığım için pek şişlikle karşılaşmam ama eğer yüzüm şişse akşamdan çay var ya, o çayı temizlemiyorum. Demliği temizlemiyorum. O demlikteki çayı bir güzel böyle bir pamuklu bezim var, ona döküyorum. Çok güzel. Koyuyorum buraya. Bayat çaydan bahsediyorum hanımlar. Oh fıstık gibi. Bir 5 dakika, tabii ben öyle evde dolaşıyorum. 5 dakika sonrasında çıkartın, o bayat çay bir indiriyor buradaki şişi. Kesinlikle. Bir deneyin, Allah razı olsun diyeceksiniz. Yani evdeki malzemelerle biz işi halletmiş oluyoruz aslında. Tabii canım, aynen öyle. Onun için farklı kozmetik ürünlere girmeye gerek yok. Yok. Cilt lekeleri için ne yapacağız? Hı. Bir de onu söyle bize hemen. Cilt lekeleri için hemen ne yapacağımızı söyleyeyim. Buradan bir kase vermem mümkün olursa. Tabii ki. Yine yumurta hakkından faydalanıyorum lekeler için. Demin nasıl kahvede göz altında kullandık. Hı-hı. Bunu bütün vücudunuza sürebilirsiniz. Pirinç unu. Pirinç unu. Evet. Bildiğimiz. Bildiğimiz pirinç unundan. Mama yaptınız. Evet. Ha. Ve aromatik bir yağ. Aromatik yağ nedir? Kayısı yağı, cilde iyi gelen yağ. Ben kayısı yağını nerede bulacağım derseniz, zeytinyağı mesela. Hmm, en güzeli. Birkaç damla zeytinyağı. Bunu bütün ellerinize, kollarınıza, dekolte bölgenize iyice karıştırarak birazcık da zeytinyağı damlat bebeğim. Evet. Damla mı? Ha, bu kadar. Ha, tamam yeter. şimdi zeytinyağı cildinizi güzelce... Sen çok kibar yapıyorsun annem ya. Evet, hadi sen yap anneciğim. Ha, dur. Hı, ben anlatayım, sen yap bak. Evet. Bak nasıl da yakışır eline. Ya. Pirinç unu, yumurta akı ve zeytinyağını karıştırdık. Güzelce sürülebilir kıvamda bir hale getirdik. Bütün kollarınıza. Şunu şuradan aldım. Yani neredeyse bu değil mi bu? Olay evet bu. Ha, şunu şöyle aldım. Sür şöyle. Evet bu. Ha, krem gibi oldu bu. Krem gibi. Bunu bir müddet cildinde tutun. Dediğim gibi istikrarlı yaptığında el üzerindeki lekeler, göğüs dekoltesindeki lekelerin hepsini yok eden, cildi yumuşatan, cildi gençleştiren harika bir formüldür bu. Denemenizi tavsiye ederim. Ay çok güzel oldu. Bir de o yağ ve yumurtanın, bu böyle kalsın biraz elimde. Kalsın kalsın. Aa, ne zararı var? Kalsın. Evet, ne zararı var aynen. Güzel. Evet. Şimdi Laz böreği yapalım. Ama börek için dur elimi ben bir şöyle temizleyeyim. Hadi gidelim mutfağımıza. Laz böreği yapıyoruz. Bir ekmek yapacağım size. Hunca Türkleri en az 100 yaşına kadar yaşıyorlar maşallah. Aa, 100 yaşında ölen erken öldü diyorlar. Ya bir de değil mi? Aa, erkenden gitti. Kaç yaşındaydı? 100. Anam biz 100'ü görür müyüz? Bu arada sordum size. Ailenizde en uzun yaşayan kaç kişi var ve kaç yaşında? Hayattaysa kaç yaşında, vefat ettiyse kaç yaşında diye. Merak ediyorum neler söylediniz. Bak o bölümü izlemedim. Mesela 100 yaş var mıdır acaba ve kaç kişi de vardır? Biraz sonra göstereceğim o görüntüleri. Çok ekmek yapacağız. Hatta hocamı da doktorumuzu da davet edeceğim ama şimdi börek. Laz böreği zamanı. Şimdi börek. Şimdi tabii hepimiz, ben anlatıyorum böyle, anlatırken diyorlar ki ama sen yapmasını beceriyorsun, anlatırken böyle anlatıyorsun. Yufkayı şöyle açın, ay çok kolay açılıyor falan diyorum ya ben hamur açılırken. Diyor ki kardeşim çok kolay açılıyor deme işte, açamıyorum. Şimdi hazır baklavalık yufka yapmışlar. Gerçekten şahane. Ben de kullanıyorum. Tahinli kurabiye yapıyorum. Bazen baklava yaparken kullanıyorum. Bu son derece basit. Çalışan hanımlar için, hamur açmaya cesaret edemeyen hanımlar ya da yapmaya üşenen hanımlar için çok güzel bir tarif. Şimdi. Ben böyle açtım bunu ama. Aç bebeğim. Bu o kadar güzel bir tarif oluyor ki. Ay şunu da kim akıl ettiyse Allah razı olsun. Onu diyorum ya, Allah razı olsun. Gerçekten. Şunu alayım böyle istersen. Yoksa bunu açmak falan olabilecek bir şey değil. Bu tek mi çift mi acaba? Çift galiba. Hiç fark etmez. Çift olsun. Peki hemen böreğimizi yapıyoruz. Hemen ne yapacağım? Şuradan bir kaşık buluyorum. Doktor Gürkan Kubilay gelecek. Ben özellikle vallahi sabah dedim, kayınvalidemi aradım. Anneciğim dedim izle programı. Çünkü sabahları parmakları şişiyor, elleri ve ağrısı var. İzle dedim. Hocam çok kolay bir şey önerecek doktorum biraz sonra. Bir deneyin lütfen. Ve bana yazın olur mu? Ya ben merak ediyorum sizde işe yaradı mı diye. Tamam mı? Çok kolay bir tarif. Ağrısı olanlar ekran başında kalsın yani. Şimdi yağımız eridi. Güzelce ilk katını koydum. Şimdi yapmanız gereken şey, bir 8-10 kat kalınlığına kendiniz karar verin. 8-10 kat baklavalık yufka, arasına tereyağı. Biraz daha hafifleteyim tereyağı isterseniz. İçine birazcık sıvı yağ ilave edebilirsin. Koy bir tanem onu. İkişer ikişer de verebilirsin. Ha. Hatta şöyle yapalım. Tamam, çok şimdi tabii bu böreği kim istedi biliyor musun? Söyleyeyim mi kim istediğini? Kim istedi? Bizden birisidir. Kim? Geçen akşam aramış durmuş, nerede bulurum ben Laz böreği diye. Ay kimmiş merak ettim. Sevil. Yine mi? O şaşkın amanyağı toplamış da Allah'tan gelebilmiş. O kadar stresli ve yoğun çalışıyor ki. Ama benim ekibim bir tanedir. Evet, onun için canı her şeyi çekebilir, her şeyi hak ediyor. Dedim ki hem soranlar var, yapalım hem de diyenler var. İzleyicimiz için, her şey izleyicimiz için. İzleyicimiz için yapalım. Şimdi. Devam mı? Dur. Devam koy. Sen onu koy, ben anlatayım. Şimdi Laz böreğinin püf noktası şudur. Laz böreğinin bir muhallebisi vardır. O muhallebiyi hazırlarsanız, şimdi ekrana ölçülerini verirler arkadaşlar. O güzel pastacı muhallebisinin içine karabiber atılır. Diyeceksiniz ki tatlı böreğin içinde karabiberin ne işi var? Ama Laz böreğinin püf noktası da o muhallebinin içine konan karabiberdir. Şerbetli bir tatlıdır. Çifter çifter mi koyayım? Koy çifter çifter koy, tamam, bir tanecik. Çifter çifter koyuyorum. Hı. Şimdi bunun içine bakın muhallebiyi hazırladık. Süt, nişasta. Yağını koyayım mı bu kadar? Koy. Hı. Bu çok lezzetli bir börektir. Lezzetli olmaz mı? Lezzetinle birlikte de görseli de güzeldir bunu pişince. Bu bir nevi baklava. Tabii. Oh harika görünüyor. Tereyağı bir taraftan eriyor, biz bir taraftan böreği yapıyoruz. Şimdi, peki bu içi nasıl hazırladın? Şimdi yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar un, içine 1-2 yemek kaşığı kadar nişasta, evet. 1 bardak şeker, bir 5 bardak kadar da baktığında süt ilave ediyorum. Bir muhallebi pişiriyorum. O muhallebinin içinde, bu muhallebinin içinde de yaklaşık 1 çay kaşığına yakın karabiber var. Hepsini buraya mı koyacağım? Koy hepsini buraya koy. Tek kattır bu. Yufkaların arasını Zahide'min yaptığı gibi güzelce tereyağına yağlıyorsunuz. Tereyağın içine sıvı yağ da koyabilirsiniz. Güzelce muhallebiyi koydum. Kaşıkla da şöyle bir düzelt. Sonra baklava yufkalarından tekrar üstünü kapatıyorum. Şimdi son zamanlarda yaptığım bir numara var. Hangisi? Onu da hemen söyleyeyim. Çok numaram var. Söyle bakalım hemen hangisi? En üstüne milföy hamuru döşüyorum. Ne oluyor biliyor musun? Ay bu böreği nasıl açtın diyorlar. Zaten baklava yufkası tereyağıyla birlikte kat kat bir kıvam alıyor. Bir de en üstüne yayılan bütün komple üstü kadar milföy yaprağını bir de kare kare kesiyorum fırına atmadan önce. Ay yutkuna tamam, çok yutkuna güzel yapıyorum oldu. Sabah sabah. Sonra bir de bunun şerbeti var bir taneciğim. Şerbetinden çıktığında 2 bardak su, 2 bardak kadar şeker, ya limon, yarım limon ya da limon tuzu. Ekşiliğini ne bileyim kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ben çok ekşi severim. Yarım limonu sıkıyorum ama az ekşi seviyorsanız eğer, evet. Amaç şekerlenmesini önlemektir. 1 çay kaşığı limon da yeter. Limon suyu da yeter. Tamam, onu da koyuyorsun. Ama anam bunu yani yiyip sonra dağa taşa çıkmak lazım bunu yakmak için. Aynen öyle. Ama çok da lezzetli. Şimdi niye dağa taşa diyorum? Lazlar yani Karadeniz zaten dağ taş durmuyorlar ki yerlerinde, onların ihtiyacı var. Tamam biz de bu lezzeti yiyelim ama biraz da tabii dikkat etmek lazım. Bu arada ben artık hocamı çağırmak istiyorum. Tamam. Merak ediyorum. O da her şeyi bilir, bunları da biliyordur eminim. Kesinlikle. Doktor Gürkan Kubilay geliyor efendim. Görüyor mu beni? Şu anda kansızlık tedavisi yapıyorum. Ne alakası var bunun kansızlıkla? Çivi çakıyorsunuz. Hiç tahmin eden var mı? Ben şu anda kansızlık olan birçok insan vardır mutlaka. Halsizliği olan, yorgunluğu olan, anlama kabiliyetinde sıkıntıları olan, şu anda onların tedavisini yapıyorum. Bununla? Evet, şu anda. Bakın, siz benim çivi çaktığımı zannediyorsunuz. Şimdi arkadan çıkacak o çiviler. Siz benim çivi çaktığımı zannediyorsunuz ama ben kansızlık tedavisi yapıyorum. Bir de, ya bir muzurluk daha yapalım. Hadi yapın madem. Bir muzurluk daha yapalım. Ben de kansızlığım değilim. Çıkarın kredi kartlarınızı, telefonlarınızı. Çıkarın kredi kartı ve telefonlarınızı. Çıkarın. Kredi kartı ve telefonlarınızı. Neyi çıkartıyorsunuz? Evet, topluyorum. Telefonlarını. Ya buraya bedava geldik biliyorsun ya, kusura bakma. Evet, çıkarın telefonları. Allah Allah. Ha, şimdi onlar da veriyorlar hemen yavrum ya. Verin telefonlarınızı. Ha, telefon Allah bereket ver. Allah bin bereket. Yok mu kredi kartı, yok mu? Kredi kartı. Ha, kredi kartı da aldım. Getir. Bak. İstemediğiniz kadar. Bak, kredi kartı da aldım. Kredi kartı. Bu kadar mı ya? Kibar hırsız. Vallahi bu kadar olmaz. Şimdi ne yapacağım bunlarla? Şöyle alalım. Bak, kredi kartları da geldi böyle. Şimdi çok üstünü kapatan. Evet, aman bunun da tabii rütüğü var. Olmasın. Bu kadar ne yapacağız bu kadar telefon? Bu kredi kartları ve telefonlar bana çok lazım. Neden lazım? Neden? Biraz sonra anlatacağım. Bir. Allah. İkincisi de çivi çakmakla kansızlık tedavisi nasıl yapılıyor? Onu da anlatacağım. Bir de bir şey daha anlatacağım. Şimdi Zahide, sağ olsun Zahide benim kaç senelik arkadaşım. Zahide bazen der ki ya hocam o kilo veren hastalar ne oluyor? Ne yapıyoruz vesaire onları? Bizim bir tane sizlerle paylaştığımız dünya rekoru olan bir hastamız vardı. 110 kilo vermişti, bu ekranlarda görmüştük. O daha sonra tedavi tabii devam etti. 140 kiloya çıktı. Maşallah. Tam 140 kilo vermiş durumda. Şimdi kaç kilo? Şu anda 90 kilo. 230 kilo ile başlamıştık bu mücadeleye. Şu anda 90 kilo. Bu başarı onundur. Onu ısrarla söylüyorum. Bu başarının nasıl yapıldığını da anlatacağız. Konuşacağız, anlatacağız ama. Herkes kendine bir şey çıkartacak buradan mutlaka. Ama önce siz bize, ya biliyorum hani erkek ama doktor ama çok maharetli, ekmek mi yapsanız bugün? Ama bu normal bir ekmek değil. Hunca Türkleri 100 yaşına kadar yaşıyor. Yüzünde de vefat edince tüh erken gitti diyorlar. Onların yediği ekmeği yapacağız size. Bir de dizleriniz ağrıyorsa dizleriniz için müthiş bir yöntem anlatacağız burada. Aynı şekilde halsizliğiniz varsa neler yapacağınızı anlatacağız da. Ama ara vermem gerekiyor, beni affedin. Hemen bir yere gitmeyin, biz buradayız efendim. O tahtaya çivi çakmak neydi öyle? Spor yaparken daha çok yağ yakmak istiyorum diyenlere Türkiye'nin yakından tanıdığı, güvendiği isim Doktor Gürkan Kubilay Zahide Yetişli'ye geliyor. ...120 yıl yaşıyorlar, hiç kansere yakalanmıyorlar. Bilim dünyasını şaşırtan Hunza Türklerinin uzun yaşamalarının sırrı ne? Az sonra Zahide Yetişli'de. Hangi tarafa başınızı yatırırsanız oradaki kas gevşer. İç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay şimdi stüdyomuzda. Doktor Gürkan Kubilay ile beraberiz efendim. Reklam arasında Instagram hemen attım bir video, sorularınız varsa lütfen yazın. Kimin dizi ağrıyor diye sorasım var ama ağrımıyor diye mi sorsam? Ağrıyor mu dizi? Çok, çok. Mikrofon da elinde. Davet edelim mi? Tabii, istiyorsan. Uygulamayı, yoksa önce uygulamayı yapıp sonra. Şeye başlayalım istiyorsan. Söz size burada bir şey yapacağım. Diz ağrıları için bir tedavi yöntemi göstereceğiz. Önce neye baktıracaksınız? Ama önce bir sizin kredi kartlarınızı topladım ben. Bir de arkasından telefonlarınızı topladım. Bir de ne yaptım? Tekrar bir de ne yaptınız Allah aşkına? Şu anda bize bağlanan, bakmaya başlayan seyircilerimiz olabilir. Ben şu anda ne yapıyorum? Çivi çakıyorsunuz da. Kansızlıkla ne ilgisi var? Şu anda arkadaşlar onu altyazı olarak yazacaklar mutlaka. Canavar gibi bir ekibimiz var. Doktor Gürkan Kubilay şu anda kansızlık tedavisi yapıyor. Bakın, kansızlık tedavisi yapıyor. Bu kansızlık tedavisi. Bugüne kadar hiç kansızlık tedavisinin böyle yapıldığını gördünüz mü? Görmediniz. Bilmiyor muydunuz peki bunun nasıl yapıldığını? Allah Allah, çok ilginç ya. Aslında birçok yerde de bunu söylemişizdir ama. Şimdi çıkacak arkasından çivi. Kansızlık yok, çıkmaz bakıyorum burada. Onun şeyini hesaplayayım. Ya bunun antrenmanını yaptım ben ya. Allah Allah. Çünkü beceriksizim. Hayır, kansızlıkla çivinin, çiviyi tahtaya çakmanın ne alakası var? Hani kafamıza mı vuruyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diye. Yok, estağfurullah. Kansızlıkla çivinin ne alakası var? Şimdi o zaman oraya bir geçiş yapalım. Şu çiviyi gösterebilir mi sevgili yönetmenim? Sevgili Pakize, süper yönetmenim benim. Şu çiviyi görüyorsunuz, yaklaşık 5 santim uzunluğunda bir çivi. Şimdi başka bir yere dönelim. Kansızlıkta vücutta en çok hangi madde eksilir? Demir. Güzel. Peki siz merak ediyor musunuz vücudunuzda ne kadar demir var? Hani gidiyorsunuz tahlil yaptırıyorsunuz ya. Orada diyorsunuz ki benim demirim eksikmiş, benim demirim tamammış. Sizin vücudunuzdaki bütün demirleri, bildiğiniz demir, toplasak ve bir çivi yapsak. Kaç çivi eder? Şu kadar, bu kadar mı? Evet. Göster sevgili Pakize. Aşağı yukarı vücudunuzdaki demirin toplamı 5 santim uzunluğunda bir çivi kadar yapıyor. Yani bir demirden oluştuğunu düşünün. 5 santim uzunluğunda bir çivi oluşturabiliyor. Bakın, bu kadarlık bir demirle vücudunuz kansızlıkla savaşan bir demir deposu haline geliyor. Şimdi buna rağmen kansızlığınız varsa ne yapacaksınız? Bir kere mutlaka bir iç hastalıkları uzmanı ya da bir hematologla görüşeceksiniz. Onun nedenlerini araştıracak. O nedenleri bulacak, tedavisini yapacak. Bir de bir şeyler de biz ekleyelim. Ne ekleyelim? Şurada arkadaşlarım sanıyorum hazırladılar. Eğer bu kadar bile demir yoksa vücutta. Aynen öyle. Demir eksikliği varsa sizde. Aynen öyle. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi iki şey yapacaklar. Bir, geceden bir tane şey alalım, bir bardak alalım. Bu ne güzelmiş böyle rengarenk. Aynen öyle. Geceden. Önce gece yapacağınızı gösterelim. Kansızlık olan hastalar teşhisi koydurdular. Beslenme desteği olarak. Geceden şunu karıştıralım, biraz şey olmuş çünkü. Ben de diyeceğim ama o iki de tam görünüyordu onun. Aynen öyle. Bunun içerisine dökeceğiz. Bu domates suyu. Bunun yarısı kadar domates. Yarısını sevgili Zahide senden rica edeceğim. Bunun içerisine dökeceğiz. Kansızlık için yarım domates suyu. Yarım bardak domates suyu. Onun üzerine yarım bardakta elma suyu ekleyeceğiz. Şimdi bunu gece yatmadan önce Yarım bardak domates suyu. Hayır, tamam. Ha, bu oldu. Bunun işi bitti. Yarım bardak domates suyu ile yarım bardak elma suyunu karıştıracağız. Bir taraftan tedavimiz devam ediyor, unutmayın. Önce sizi bir dahiliyeci ya da hematolog gördü, tedavinizi nedenini buldu. Tedavisini yapıyoruz. Bir kere bunu içtik. Şimdi bu kansızlığınızın yanı sıra tabii ki halsizliğinizi, baş dönmenizi, kendinizi kuvvetsiz hissetmenizi de destekleyecek bir şey. Bu yetecek mi? Hayır. Gece bunu içerken bir şey hazırlatacağım size. Onu da sabah yapacaksınız. Nedir o? Bakalım şuraya. Buralarda bir sürü şeyler var. Buluruz. Şunu yapacaksınız. Bunun için yapıyoruz. Eğer demir eksikliğimiz varsa. Demir eksikliği, kansızlığınız ve buna bağlı halsizliğiniz, kuvvetinizde bir problem vesaire varsa bunun için yapıyorsunuz. O ne? Geceden şişmiş 10 tane kuş üzümünü yaşa. Şimdi biz erken koyduk çünkü. 10 tane kuş üzümünü şöyle göstereyim daha rahat gözüksün. 10 tane kuş üzümünü bir ılık suyun içerisine, ılıkça bir suyun içerisine koyacaksınız. Bunu geceden şeyinizi içerken, bu domates suyuyla elma suyu karışımını 10 tane başucunuzda 10 tane kuş üzümünü koyacaksınız biz ılıkça suyun içine. Sabaha kadar belki uyuyacaksınız siz o arada. Sabaha kadar bekleyecek o orada. Siz yatacaksınız. Sabah ilk kalktığınızda ilk yapacağınız iş bunun içerisinden çekirdeklerini çıkarıp hemen bastınız mı çıkar zaten. Kolay da çıkar. Çünkü şişmiş oluyor zaten. Ay daha çok erken. Daha var mı? Tabii yani daha 10 saat 12 saat duracak. Tabii 10-12 saat duracak. Dolayısıyla içinden çekirdeklerini çıkarıp o kuş üzümlerini yiyeceksiniz. Bu ikiliyi 15 günle 1 ay arasında kullanıp ilaçlarınıza destek olarak besin desteği alarak hakikaten iyi bir tedavi, güçlü bir tedavi, güçlü bir besin desteği aldığınızı göreceksiniz. Dışarıdan dünya kadar uyduruk şudur budur vitamindir falan filan alacağınıza Yaradan'ın bize doğadan verdiği 2 şeyle bunu yapacaksınız. Çok güzel. Bu kadar basit. Çok güzel. Bu kadar basit. Tekrar söyleyelim. Kuş üzümü geceden, 10 tane ama geceden. Gece yatmadan önce elma suyuyla domates suyunu yarımşar bardak karıştırıp içiyoruz. Geceden kuş üzümünü 10 tanesini bir sıcak ya da ılık suyun içerisine koyuyoruz. Sabahleyin o zaten iyice şişer. Çekirdeklerini çıkarıp kuş üzümlerini yiyoruz. Bunu kaç gün yapıyoruz? Bunu 15 günle 1 ay arasında zaten, çünkü unutmayın kansızlık tedavisi çok uzun süren bir tedavidir. Mesela kansızlık hastaları gelip derler ki hocam 1 aydır kullanıyorum demirim çok yükselmemiş. Kolay yükselmez. Yani çünkü demir sadece almakla değil bir de kaybetmekle kaybolan. Mesela kadınlarda ciddi problemdir. Bu da güzelmiş bu arada. Tabii çok güzel. Elma suyuyla domates suyu. Bir kadın adet sırasında çok pet kirletiyorsa ya da pıhtı oluyorsa mutlaka bunun altında demir eksikliği vardır. O yüzden de bu tür bir problemi olan hanımlar varsa hemen gidip demirlerine, demir bağlamalarına ve feritin dediğimiz depo demirlerine baktırsınlar. Diyelim kansızlığı böyle geçelim. Kansızlık tamam. Hızlı hızlı gidelim. Şimdi, tempo yapalım. Dur bakayım. Çocuklarda sınavların stresi, problemleri, uykusuzluk ve halsizlik ve anlamıyor çocuklar. Peki. Ne yapabiliriz çocuklarımızın? Peki onu da yapalım. Tam da böyle hani daha sınav başlamadı ama yavaştır. Onu da yapalım. Yavaş da olsa sınav kapıda çocuklar için. Onu da yapalım. Meltem ablacığım geleceğim biraz sonra bir tanem yanına. Can kulağıyla dinliyorum hocam. Süpersin. Ben de sizi az önce can kulağıyla dinledim, merak etmeyin. Şimdi çocuklar sınavlara hazırlanıyor. En büyük sorun ne? Konsantre olamıyorlar. Kolay da okul başarısı da kolay bir şey değil. Siz de merak ediyorsunuz, endişeleniyorsunuz. Ya ben bu çocuğa ne yapsam ki diye. Sınavlardan 3 gün önce başlayın buna. Bir kere tabii ki ders çalışacak. Yani onun başka bir tarafı yok zaten. Yani. Mutlaka. Sırf yedirdik, içirdik, çocuğu gönderdik olmuyor. Kolay hatırlayamayan, unutan çocuklarınızda B12 ve folik asit eksikliği olabilir, mutlaka baktırın. Erkeklerde eskiden boğaz oluyordu B12 vitaminiyle folik asit. Şimdi görüyoruz ki erkeklerde de çok fazla. Gidin baktırın. Artık Türkiye'nin her yerinde hakikaten bu konuda Sağlık Bakanlığı da çok iyi çalışıyor. Devlet hastaneleri de gerçekten şey gibi çalışıyorlar. Özel hastaneler gibi çalışıyorlar. Bu tetkikler var. Herhangi bir şey bulamadınız ama çocuğun konsantrasyonunu arttırmak istiyorsunuz. Sınav başarısını arttırmak istiyorsunuz. Çok basit bir şey yaptıracağım size. 1 bardak yağsız süt alacaksınız. 1 bardak yağsız sütün içerisine zaten topu 3 gün yapacağınız için hani ekonomik açıdan ya hocam bu çok pahalı bir şeydir bunu nasıl alırız diye düşünmeyin diye mango dilimleyerek mango koyacaksınız. Çocuklar eğer böyle ailenizde çok şeker hastalığı derdiniz yoksa, çocuk da şeker hastası değilse mangoyu dilimleyerek sütün içerisine koyduk. Çok az bir çay kaşığı kadar bal da ekleyebilirsiniz. Çocuk için hem tadı çok güzel, hem alması çok güzel, hem de çok kısa sürede gerçekten sınav için başarılı sonuçlar alacağınız bir düzen yaratacaksınız. Bakın çok basit. Bunu ne zaman yedirelim? Sınavdan 3 gün önce, 4 gün önce başlayarak bunu tabii ki. Ama bunun yanı sıra mutlaka hareket etmelerini sağlayın. Çocukların en büyük sıkıntısı sınav öncesi sıfır hareket. Yani ille şeyde oturmak. Her 1 saatlik oturmada çocuklarınızı kaldırıp bir 5 ile 8 dakika arasında yürütün. Niye? Sınav öncesi. Çünkü ne kadar fazla dolaşımınız artarsa, yani bir sürü şey alıyorsunuz. Onların bir takım organlara ve dokulara gitmesi için dolaşıma ihtiyacınız var. Bütün gün orada oturarak olmaz. Bu ofiste çalışanlar için de böyledir. Her saat başı bir 5 dakika civarında kalkıp yürümekte fayda var. Bu da rahatlatır insanları. Sizin için de öyle tabii, şimdi keyifli keyifli koltuklarda oturup bizi izliyorsunuz ama şöyle bir kalkın, bir ayağa şöyle iki turlayın, oturun tekrar, bu kadar sadece. Şimdi hocam, ailenizde en uzun yaşayan kim ve kaç yaşında vefat etti? Ya da hala yaşıyor mu? Zor bir adama sordum bunu. Niye? Benim anneannem 85 yaşında öldüğünde, sen maşallah diyorsun, bütün sülale gerçekten çok üzüldü. Eyvah, çok erken gitti diye. Ya, çok genç gitti kadın diye. Çünkü dedemin bildiğimiz kadarıyla 100'ün altında olanı yok. Maşallah. Tabii. Ama neden yok? Bunu biraz sonra anlatacağım. Mesela işte o Hunza Türklerinde anlatacağım. Sizi et yiyin hiçbir şey olmaz diye kandıranlar var ya. Yiyin et hiçbir şey olmaz. Aslında ne felaketler yaşıyorsunuz kırmızı et yiyerek, onu anlatacağım biraz sonra. Kandırmanıza izin vermeyeceğiz elimizden geldiği kadar. Peki o zaman Hunza Türkleri 100 yaşında ölünce eyvah erken gitti deniyor. Peki Hunza Türkleri ne yiyor, ne içiyor, nasıl besleniyor, nasıl yaşıyor? Bir görelim. Artık bir dönüş lazım. O dönüşün içinde bakın neler olmalı. Sonra da yedikleri ekmekten yapacağız. İzliyoruz efendim. Yıl yaşıyorlar, hiç kansere yakalanmıyorlar. Bilim dünyasını şaşırtan Hunza Türklerinin uzun yaşamalarının sırrı ne? Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular. Pakistan ve Hindistan arasında yaşayan bu insanların ilginç bir özelliği var. Onlar için 60 yaş yolun yarısı. En az 115 ila 120 yıl yaşıyorlar. 100 yaşında ölenlere genç öldü diyorlar. Gaz करके ना उनको डाल के फिर उसके वो जो दूध देता है तो वो करके और आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? वो ऐसे हमारे प्यारे होते हैं इस वक्त तो कराची है. Kadınlar 65 ila 70 yaşlarında anne olabiliyor. Hamile bir kadın son güne kadar çalışıyor. Buradaki inanışa göre ne kadar çalışırsa doğum o kadar kolay gerçekleşir. Doğumdan hemen sonra anne toprakla uğraşmaya devam ediyor. Bebek erkekse 3 yıl, kızsa 2 yıl boyunca anne sütüyle besleniyor. Bizleri öldüren, yatağa düşüren pek çok hastalık burada yok. Hunza Türkleri arasında kanser vakası yok. Sadece o da değil. Ülser, apandisit, çocuk felci, yüksek tansiyon, obezite ve şeker de burada pek bilinen hastalıklar değil. Hunzalar denizden 6000 metre yüksekte Sarp Dağları'nın arasında yaşıyorlar. Bölgede çok yüksek oranda oksijen bulunuyor. Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor, buz gibi suyunu içiyorlar. Kayısı Hunzaların temel besin taşı. Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar. Kayısı, armut ve ceviz ağacı yetiştiriyorlar. Hiçbir meyve ağacında hastalık ve haşere yok. Kara buğday, arpa, darı ve kara yonca. Özellikle de şapkati adını verdikleri mayasız ekmek için buğday ekiyorlar. Sık yemek yemiyorlar. Aralık ayı dışında hiç et tüketmiyorlar. İşte Hunzaların bir günlük yemek listesi. Kahvaltıları şapkati eşliğinde genellikle bir kase taze ya da tahıllarla birlikte haşlanmış kayısılar oluşuyor. Öğlen 12 ila 14 arasında kışın suda yumuşatılmış, yazınsa taze kayısıdan oluşan bir başka yemeğe sıra gelir. Saat 17 ila 19 arasında şapkati dışında sebze ve mevsiminde taze erik, şeftali, armut, elma ya da kayısı gibi çeşitli meyvelerden daha besleyici bir öğün gelir. Hunzalar Aralık ayı dışında hemen hemen hiç et tüketmiyorlar. ediyorlar. Biz bir taraftan da yorumlara devam ediyoruz. Çıkıp et diyenlere gerçekten çok bozuluyorum. Çok açık söyleyeyim. İnsan hayatını, ne kadar sağlığını, kendi fikirleri doğrultusunda sırf orijinal bir şey söyleyeceğim diye insan sağlığını tehlikeye atanlardan hakikaten hiç haz etmiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi ekmeğe geçmeden istersen şuralarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Söyleyin, hatta şöyle yapalım. Siz konuşacaksınız üzerine. Tabii. Sonra da sorular da var. Onları da bağlayacağım size ama ekmeği bir yapalım. Yapalım. Bu ekmeğin içinde ne var Meltem abla? Darı unu var. Şapşati deniyor aynı zamanda. Bal, hakiki bal kullanıyorlar ekmeğin içine. Hindistan cevizi yağı varsa Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı varsa zeytinyağı kullanıyorlar. İyotlu tuz kullanıyorlar. İyot ihtiyacını da alıyorlar. İhtiyacını karşılamak için. Yumurta kullanıyorlar. Havuç varsa havuç, bir takım sebzeler kullanıyorlar. Eğer havuç koymak istemiyorlarsa da bizim lavaş dediğimiz kıvamda ekmekler yapıyorlar. Hem uzun vadede dayanan ekmekler hem son derece doyurucu ve besleyici bir ekmek. Sen yaparken ekmeği biz de konuşmaya devam edeceğiz. Arada seni de göreceğim. Çok teşekkür ediyorum Meltem ablacığım. Şimdiden ellerine sağlık. Ara ara görelim Meltem ablanın hamuru nasıl oluşturduğunu. Şimdi Hunza Türkleri niye uzun yaşıyorlar? Böyle önemli yerlerle söyleyeyim. Bir kere adamların bahçecilik yapıyorlar. Bahçecilik yaparken orada su çok kıymetli. Su mineral açısından çok zengin. O suyu kullanmak da öyle kafanıza göre olmuyor. Yani bahçeyi, bostanı açıp da sulamıyorlar adamlar. O suyun belli bir geliş miktarı var ve herkesin belli bir saati var. O saatte o suyu alabiliyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Biraz ayrılacakmışız sevgili Zahide. Tamam mı? İyi mi arkadaşlar? Böyle ayrılalım. Peki sudan bahsetmişken Instagram'dan bir izleyicimiz demiş ki sıvı kaybının bir çözümü var mı? Ağrılarım var demiş. Sıvı kaybı. Nerede sıvı kaybı? Dizindeki sıvı kaybı mı? Dizindeki. Dizindeki sıvı kaybıysa tam ortopedistik durum elbette. Biraz sonra anlatacağımız şey ona bir miktar destek sağlar. Bizi izlesin. Şimdi ekmek şabbati dedikleri ekmek sadece darı değil, darıyı, çavdarı ve buğdayı bir arada kullanarak bu ekmeği yapıyorlar. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim size. Et yemiyorlar. Bakın uzun yaşamanın sırrı, etin başınıza belası. Etin başınıza ne kadar bela açtığının. Günde 60 gramın üstünde et yiyenleri, araya başka şeyler de koyarak söylüyorum. 63 bin Çinli'ye New York'ta bakmışlar sevgili Zahide. 63 bin Çinli'yi 15 yıl izlemişler. Bunların bir kısmına normal günde 60 gram et yedirmişler, bir kısmına da 100 gram et yedirmişler. O 100 gram et yiyenlerde 15 yılın sonunda bildiğiniz böbrek yetmezliği ortaya çıkmış. Yani böbrekleri çalışmaz hale gelmiş. Ki biz bunun dışında etin fazlasının kanserojen olduğunu da biliyoruz. Özellikle işlenmiş etlerin. Ama kırmızı et de bu adamların bu yaşa gelmesindeki önemli işlerden bir tanesi. Bunlar bir de koyun eti yerler. Hani et diyorlar, aralıkta diyorlar ya. Aralıkta koyun keserler, onun etini yerler, bir daha yemezler. Onun dışında hayatlarında sebze var. Sular, söylediğim gibi suları özel mineralli. Hatta şöyle bir şey anlatılıyor. Son zamanlarda bu adamlar normalde mesela koyundan özel bir tereyağı elde ediyorlar ama tereyağı görseniz peynir gibi. Peynir gibi bir tereyağı, hatta onu bu şabbati'nin üstüne sürerek yerler. Şabbati adı da enteresanmış. Ama şimdi bakın, her şey yemeyle içmeyle mi? Bir Hunza erkeğinin 24 saatte 105 kilometre, hem de 70 küsür yaşındaki bir Hunza erkeğinin 24 saatte 105 kilometre yürüdüğü söylenir. 105 kilometre ne demek? Biliyor musunuz hiç? 105 kilometre mi? Dağı tırmanma geri. Mesela biz buradan Kadıköy'e gidiyoruz, geri geliyoruz, hala 105 kilometre olmuyor. 24 saat içerisinde, hatta belki 2 kere gidip geliyoruz. Bir de dağ taş yürüyor. Tabii dağ taş yürüyor, yorulmazlar mesela. Yine bu sebzeler bizim sebzelerimizden çok farklı değil ama yetiştirme biçimleri bu. Çünkü orada tarım ilaçları yok. Çünkü orada herhangi bir şekilde sinek, şu, bu falan filan bir zararlı hastalık yok. Hastalık nedir? Yok ya, bütün hastalıkları saydı, bunları bilmezler dediler. Bunun için yok. Şimdi bütün bunları anlatırken mesela tereyağda da aynı şey vardır ya. Tereyağı istediğiniz kadar yiyin. Yok kardeşim. Benim eğer şuraya gelişim 2 saat sürüyorsa 20 dakikalık yolda, bu kadar stresin üstüne bir de tereyağını istediğim gibi yiyemem. Olmaz öyle şey. Ben tereyağını Hunza gibi, türkü gibi yaşıyorsam yerim yani. Ne olacak ki? Derdi yok adamın yani. Gideceği yer 12 dakikası, 12 dakika. Tuvalete bile neredeyse arabayla gideceğiz. Asansöre binmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bir de konforumuzu sağlamak adına hiçbir şekilde işin içine hareket koymazsak, dolayısıyla bir takım şeyleri söylerken yanındaki diğer faktörlere de bakmakta fayda var. Ekmekleri hakikaten onların hayatlarında önemli bir şey. Kültürleri çok önemli. Kadınlarının mesela, Hunza kadınlarının bu sayede soğuğa dayanıklılıkları acayip fazla. Kolay kolay üşümüyorlar. Kolay kolay yorulmuyorlar. Vücutlarında yağ oranı? Kesinlikle düşük, kas oranı fazla. Ve gerçekten mesela Hunzalılar böyle yürürmüş. Nereye yürürlerse. Nereye bakayım? Şuraya mı bakayım? Karşıya mı bakayım? Hiç fark etmez hocam. Siz yürüyün, biz bakalım. İsterse keçi gibi dağa tırmansınlar. Bu bir vücut pozisyonu bakın. Bu bir duruş. Bu bile bir tavır. Adam nasıl yürürse yürüsün, baş yukarıda, göğüs önde, nereye yürürse yürüsün Bu tarzda yürümüş adamlar. Bana da küçükken şimdi böyle yürüyorum da baston yutmuş gibi yürüyorsun derlerdi. Ama doğrusu ama o iyi bir şeymiş, sonradan öğrendim. Yani vücudun anatomik pozisyonu, yürürken bile öyle yürüyorlar. Bunu niye anlattım? Ya bir tek yediğiyle, içtiğiyle, bilmem neyle değil. Bu bir kompleks. Hepsi bir arada bir anlam ifade ediyor. Bunu özellikle söylemek istedim. Peki şimdi Akkasoğlu diyor ki Instagram'a yazmış. Sahiden iyi ki varsınız. Sizin sayenizde bu bilgilere ulaşıyoruz. Hocalarımız sayesinde sağ olun. Bende de çok aşırı halsizlik var. Ne yapmam gerekiyor? Doktor Bey'den ne yapmam gerektiğini öğrenebilir miyiz diyor. Türkiye'de halsizliğin en önemli nedenlerinden birisi tiroittir. Mutlaka tiroidine baktırsın. Az önce söyledik, belki takip edememiştir. Olsun, B12 ile folik asit eksikliği mutlaka. Demir baktırıyorlar. Demir normal çıkınca ha tamam normal diyorlar, aman ha bir de ferritin denen demirin depo hali var. Ona baktırın. Demirin depo hali ne demek? Cebinizde para olmayabilir ama bankada dolu paranız vardır. O zaman sorun yok. Ferritin bankadaki demir demektir. Ferritin, bu söylediğimi. Demiriniz normal çıksa bile depo demirine mutlaka baktırın. Büyük bir ihtimalle de onunla ilgili bir sıkıntı çıkabilir. Baktırın. Bu arada herkesin ağrısı var ve herkes ağrıyla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyor burada. Hem bir diz ağrısı yani hem de bel ağrısı. Hadi üstüne bir de bel ağrısını da söyleyelim. Tamam, sorular bu yönde geliyor. Hepsini tek tek okuyamam ama anladım. Hangisiyle başlayalım? Diz ağrısıyla başlayalım. Diz ağrısıyla başlayalım. Tamam. Var mı? Hanımefendiye söz vermiştik. Tamam. Buyurun efendim, şöyle alalım sizi. Diz ağrısı için 3 tane yöntem anlatacağım. Bırak size onları kuzu, mikrofonu al sadece. 3 tane yöntem bir de. Evet, 3 tane. Peki. 3 ayrı şey. Onu bulamazlar, öbürünü, öbürünü bulamazlar, öbürünü. Peki. Buyurun efendim, şöyle mi oturtuyoruz arkadaşlar? Evet, sen nasıl rahat edeceksen dizine bir uygulama yapacağız. Aynen, değil mi? Çok, tamam. Çok basit bir şey. Buyur, otur bebeğim. Buyur. Bana bir eldiven koydunuz mu buraya canım arkadaşlarım benim? Var mıymış bakalım. He. Dizin ne zamandır ağrıyor? Şu mikrofonu al bebeğim. Al mikrofonu şöyle. Senelerdir ağrıyor. Nerede? Var mı? Kaç senedir? Orada senelerdir dediğin. Vallahi 20 senedir ağrıyor. Doktora gitmedin mi? Gidiyorum, romatizma diyor, bilmem kireçlenme diyor, geliyor, veriyor ilaçları. Hiçbir şimdi belli bir yaştan sonra, kemik... Gençken de ağrıyor. Tabii kemik... Siz zaten gençsiniz ya, boş verin onu. Aramızda ne var? Şurada bir yaş fark var. Şimdi önemli birkaç şey söyleyeyim anlatırken. Mesela kalsiyum, vücutta eksikliğinde hepiniz kemikleri bilirsiniz değil mi? Çok büyük problem olduğunu. Kalsiyumun eksikliğinde asıl problem nedir biliyor musunuz? Kalsiyumunuz eksikse beyniniz size açsın, daha çok ye mesajı gönderir. Eyvah. Kalsiyum eksik insanlar kemik ağrılarının dışında bir de iştahların arttığını görürler. O yüzden de kalsiyum eksik olanların mutlaka yerine şişmanlamamak adına da koymalarında büyük fayda var. Aynı şey D vitamini için de geçerli. Yani kilo alma sebebiniz kalsiyum eksikliği olabilir. Kesinlikle. Onun için kalsiyum mutlaka bakmak lazım. Özellikle dirençli kilo almalarda. Şimdi biz ne yapacağız? Bir kere güzel teyzem, isminiz neydi? Şükran. Şükran teyzeyi bir kere mutlaka ortopedist ya da fizik tedavici arkadaşlara göndereceğiz. Bir iç hastalıkları uzmanı olarak benim birinci görevim bu. Önce orada ne var ya da romatolog arkadaşıma göndereceğim. Orada ne var? Onun bir gerçek nedenlerini bulacak. İlaçlarını kullanmaya başlayacak. Üstündeki yükü azaltacak ki maşallah o bu konuda çok iyi. O bir sorunumuz yok. Kilo ile ilgili. Biraz sonra size o 140 kilo veren hastamızda bir ağırlık derdi anlatacağım. Oraya bakıyorum, merak etmeyin. Bir ağırlık derdi anlatacağım. Hakikaten... Ya biz nasıl bu yükü çekmişiz, nasıl bu yükü taşımışız, nasıl böyle bir problemi uzun süre yaşamışız, şaşıracaksınız. Şimdi dizinizi rahat bırakın. Bütün tedaviler yapıldı. Gittik değil mi ortopediste? Evet. Ya da 20 senedir zaten doktor dolaşıyor. Evet. Şimdi biz destek olarak bir şeyler vereceğiz. Birinci desteğimiz. Lütfen yazın bunu. Hatta verirlerse biz de bir şeye yazarız. Var mı bir yazabileceğimiz? Nedir? Biz onu görürüz. Altyazı olarak yazarız. Tamam. O da olabilir, evet. Hodan çekirdeği yağı. Hodan çekirdeği yağı. En güzel tarafı... Ver ben yazayım kuzum. Ha sen süper yazdın. En güzel tarafı, elinize gösterdiğim şekilde 3-4 kez şu manevrayla gösterelim sevgili Pakize, tam elime, evet, şu manevrayla şöyle, evet, bir araya geleceğiz. Pakize. Biraz uzaktan süpersin. Yapalım. Ha biraz, aynen, üzerinden. Öyle. Aynen öyle. Şu manevrayla aldım. Şimdi dizin ağrıyan bölgesine bunu sürüyorum. Bu ne yazmak isteyenler için tekrar gösterelim. Hangi yağ? Sevgili Zahide gösteriyor. Ha zaten onu aşağıda yazıyor. Hodan çekirdeği yağı. Evet, güzel. Güzel. Ben konuştuktan sonra arkadaşlarım koyuyorlar. Şimdi bitti mi? Bunu sabah akşam bir 5 dakika bunu masaj yapın. Hodan çekirdeği yağını. Ama sabah mutlaka yapın. Fakat sadece bunu kullanmakla iş bitmiyor. Sen de devam et bir şöyle daha elinle. Daha başka yapacağız. Ha, tabii kendisi de devam edebilir ona. Devam edebilirsiniz. Masaj yapacağız 5 dakika. Yalnız her bir yağın, şimdi bundan sonra başka çeşitli yağlar da söyleyeceğim. Üzerine bir de bir besin ekleyeceğiz. Hodan çekirdeği yağını kullandığınız günlerde yiyeceğiniz besin enginar. Ha. Alın onu bir kenara. Yani enginar, bu sabahtan itibaren yaptınız, başladık. O günün akşamında da mutlaka bir enginarı nasıl istiyorsanız yemek olarak, nasıl zeytinyağlı enginar en güzelidir, mutlaka yiyorsunuz. Yani hodan çekirdeği yağı ile birlikte mutlaka enginarı kullanacaksınız. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Şimdi dediniz ki bulamadım ben hodan çekirdeği yağı hocam. Hı. O zaman ne yapacaksınız? Başka bir şey yapalım. Havlu var mı arkadaşlar? Küçük bir havlu varmış burada, güzel. Şimdi bu ikinci kullanacağımız yağın özelliği şu. Eğer dizinizi ısıtmazsanız, şimdi biraz sonra kullanacağım yağın etkisi o kadar fazla olmuyor. Hmm. Onun için şimdi bu ikinci yağı kullanmaya başlamadan önce dizinizi bir havluyla şöyle saracaksınız bir 10 dakika. Bu kuru bir havlu mu? Kuru. Yoksa? Önce kuru. Şimdi önce bu kuru bir havlu. Evet. Tamam. Kuru. Hafif ısıtabilirsiniz bir tarafta. Bir havluyla 10 dakika ısıtacaksınız ya da 15 dakika ısıtacaksınız. Isındı mı? Hı. En azından çevre dokuların, çünkü kirişin damarı yoktur. Kirişlerin damarı yoktur. Ama çevre dokuların damarları olduğu için oranın biraz dolaşımı arttı mı? Alacağız havluyu. Bu ikinci yağımızı kullanacağız. Şimdi doğru anlayayım. Kan gelsin diye mi ısıtıyoruz? Aynen öyle. Biraz dolaşımı arttırmak için. Dolaşım artsın, kan gelsin. Bu yağı kullanmadan önce bir kere havluyla ısıttık. Sonra dur bakayım burada var mı? Var. Hmm. Var. O da var. Bu ikinci yağımızı süreceğiz. Bu ikinci yağımızın güzel tarafı şu. Diyelim ki astımınız var ya da şimdi kış geliyor, burnunuz tıkandı. Nefes almakta zorluk çekiyorsunuz. Dizinize süreceğiniz bu yağın kokusu sizin solunum yollarınızı da açar. Yani aynı anda diz probleminiz var, aynı anda da burnunuz tıkalı vesaire. Ha. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Mis gibi nefesiniz açılacak. Aynı şekilde yine aynı hareketle, birkaç hareketle, şu hareketle. Burnun da mı tıkalı? Ha, güzel bak, denk geldi. Ha. Yok yok ki. Yok evet yok, ya yok. Sorma. Peki bu yağ ne? Bunu alayım şöyle bir koklatayım bu sana. Bu yağ ne? Okaliptus yağı. Güzel kokuyor mu? Okaliptus yağı. Gerçekten nefes açıcı ve hem de diz ağrıları için, ama öncesinde havlu kullanarak son derece faydalı. Bunu gece yapın. Bunun iyi tarafı bu. Gece yapın bunu. Ancak 5 dakika masajınızı yaptınız, bitti mi? Hayır. Bu sefer şimdi senin o ikinci sorunun ilk bölümüne geleceğim. Bu sefer biraz buhara tutun havluyu. Yani az önce kuru olarak, hafif sıcak olarak koymuştuk. Bu sefer biraz buhara tutun. Yani ya çaydanlık. Çaydanlık, ütü tabii. Ütü şu buharıyla şöyle tutun, bir ütüleyiverin azıcık. Buharını tuttuğunuz tarafla bir 10-15 dakikada tekrar dizinizi sarın. Ne yaptık okaliptusu kullanırken? Önce sıcak havluyla dizi sardık bir 10-15 dakika. Çıkardık, kaldırdık onu. Tekrar okaliptus yağıyla bir 5 dakika 10 dakika masaj yaptık. Üstüne havluyu, ama bu kez buhara tutarak havluyu buraya ekledik ve koydum. Ne kadar bekleyecek böyle? Yine 15-20 dakika civarında yeter. Peki bunu günün hangi saatine yapmak lazım? Akşam daha iyi. Yani okaliptus çok hareket etmemek için. Aynen öyle. Çok hareket etmemek için akşam daha iyi. Ama hodan çekirdeği yağını gün boyunca da faydasını görebilirsiniz. Ve enginar yiyoruz hodan çekirdeği. Şimdi dediniz ki ya hocam böyle havlu mavlu çok iş ya. Ben şimdi havluyu ısıtacağım. Sonra gideceğim bir daha buhar. Gerçi Türk insanın içerisinde tembel insan yoktur. Ben eminim hepiniz hiç, değil mi? Öyle yani koştura koştura her şeyi yaparsınız. Dolayısıyla biz size daha kolay bir şey yapalım. Şimdi okaliptus yağı sende değil mi? Ben de. Bir tane ben daha... ne yapıyorum biliyor musunuz hocam? Ha. Böyle kokuya karşı müthiş bir duyarlılığım var. Çok seviyorum güzel kokuları. Yastığın ucuna şöyle azıcık bundan damlatıveriyorum. Misler gibi uyuyorum. Doğru, misler gibi uyuyorum. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Ha. Peki bunu okaliptus yağını kullandığınız günlerde ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Biberiye çayı içmeye çalışın. İkisinin bir arada faydası, sinerjisi daha iyi oluyor. Okaliptus yağını kullandığımız günlerde yanında biberiye çayında, özellikle sabah kahvaltılarında içmeye çalışın. Ya da biberiye herhangi bir yere de koyabilirsiniz. Ama ben çayı olarak öneriyorum. Şimdi bunlar uzun mu geldi? Bak ablam nasıl yazıyor bak. Derdi olan yazıyor, ne yapsın? Derdi yazdı mı bir tane... Ya. Tamam. Ellerinde şişkinlik olan. Benim kayınvalidemin öyle bir sorunu var da. Onu da anlatacağız. O kadar da kolay bir şey ki. Çok basit. Çok basit. Bir deneyin lütfen ve el sonra ve yazın. El ve bilek ağrıları için anlatacağız onu sonra. Şimdi onu da. Senin de. Tamam. Sizin üstünüzde ona devam ederiz. Önemli değil. Şimdi dediniz ki ya çok uzun iş be hocam, böyle havlular şunlar bunlar falan filan. Ben zaten ortopedistim, bana çok güzel bir tedavi verdi. Bana basit bir şey söyle. Yani havlu mavlu kullanmayın. Peki okaliptusa devam o zaman. Devam tamam. Okaliptusu biraz sürdük. Tek başına geçmedi ve yetmedi. Yanına bir şey daha ekleyeceğiz. O ne? Havlu mavlu yok bu sefer. Sadece okaliptüs ve... Dur bakayım bizim çocuklar bunu koymuş mu? Evet. Onun yanına ekleyeceğimiz yağımız, yani karıştırarak süreceğimiz yağımız. Şöyle yapalım, onu karıştıralım bir dakika. Tam göstermiş olayım. Tamam, bir küçük kabımız varsa sevgili Zahide. Şunu da karıştırayım da görelim daha güzel. Şimdi bir miktar... Seni üzeceğiz. Okaliptüs yağı koyduk bir miktar. Amma cimriyim ben de. Ha koyun şöyle, ben onu dağıtırım şimdi programda. Yanına keklik üzümü yağı ekledik bir de. Keklik üzümü? Okaliptus yağı ile keklik üzümü yağını ekledik. İkisi bir karışım oluşturdu. Okaliptus yağı ile keklik üzümü yağı. İkisinin oluşturduğu karışımı hiç öyle havlu mavlu kullanmadan gayet rahat oraya sürebiliriz. Gene aynı şekilde yapalım sevgili Zahide. Gene aynı dairevi hareketlerle mümkün olduğu kadar dizin çevresine. Çünkü bir şey unutmayın. Diz ağrısında ille dizin içindeki kemik yapı ya da kıkırdak yapı ağrımaz. Çevredeki kas dokusu oradaki problem nedeniyle aşırı kasıldığı için orası da ağrır. Dolayısıyla her tarafa yaymakta geniş olarak kullan. Tabii doğrudur. Geniş olarak kullanmakta fayda var. Keklik üzümü yağını her yerden bulabilir miyiz? Bulabilirler. Biz bulduk. Dolayısıyla onlar da bulabilirler. Keklik üzümü yağı ve okaliptus. Sonuçta bitkisel kökenli şeyler bunlar. Hiçbir sakınca yaratmaz. Ama ısrarla ve ısrarla her seferinde söylüyorum. Önce doktorunuz. Önce benim meslektaşlarım. Onların tedavilerinin arkasına bu. Peki keklik üzümü yağıyla okaliptusu karıştırırlar. O gün ne yiyecekler? Hani her gün bir şey yiyoruz. Burada brokoli yiyoruz. Burada brokoli. Ancak brokolide şu hatayı yapmayın. Var mı oralarda? Bakayım çocuklar var. Vardır mutlaka. Şimdi brokolinin iyisi, buraya özellikle getirdim. Brokolinin iyisinin birinci özelliği şudur. Çok sıktır burası. Böyle parmağınızı falan filan herhangi bir şeyi sokamazsınız. Ne kadar sıkıysa o kadar iyidir o brokoli. O kadar gerçektir. Rengi ne kadar yeşilse, bunu biraz yeşilini kaybetmeye başlamış bu. Onun için de özellikle gösterdik. Rengi ne kadar yeşilse o kadar iyidir. Bunu neye anlatıyoruz? Bir besini doğru olarak kullanmazsanız problem yaratır. Şimdi keten tohumu kullanan var mı içinizde? Vardır mutlaka. Keten tohumunu. Yoğurtla falan. Siz de alıyorsunuz değil mi? Peki keten tohumunu nasıl kullanıyorsunuz? Yakın tutarak. Balın üstüne koyuyorsunuz. Ya da yoğurt. Su içiyor musunuz keten tohumuyla birlikte? Evet bazen. Ne kadar içiyorsunuz? Bazen yarım bardak. Şimdi bu niye önemli? Bir bardak alalım sevgili Zahide. Konuyu açıyor, anlatalım. Peki. Bugün keyfimize yapıyoruz programımızı. Şunu döktük buraya. Bilgi veriyoruz. Bu hayatınızı değiştiren bir program. Burada öğrendiğiniz bir bilgi ağrınıza çözüm olabilir. Aynen öyle. Şimdi diyelim ki şu kadar, bunun bu kadarı koydunuz. Onda biri yaşa. Onda biri kadar keten tohumu koydunuz. Bunun 10 katı su koymak zorundasınız. Şimdi bak keten tohumu. Kabızlığa kullanırlar. Diüretik idrar sökmeye kullanırlar. Kolesterol düşürmeye kullanırlar. Şakır şakır da kullanırlar. Bu kadar koymuşsanız bunun 10 katı bardağın dolusu suyla içmek zorundasınız. Neden? Neden? Keten tohumu eğer bu kadar suyla içilmezse gider bağırsağınızı tıkar. Ha, iyi bir şey yapayım derken daha kötü bir şey yaparsınız. Alt tarafı bitki değil mi? Başka bir şey söyleyeyim ben size. Mesela adaçayı dünyanın en C vitamini yüksek besinlerinden bir tanesidir. Ama siz adaçayını belli bir dozun üstünde, örneğin günde 3 bardak, 4 bardak, 5 bardak alırsanız ve araba kullanıyorsanız başınız döner gider bir yere toslarsınız. Yani fazlasını ama bak çok bitkisel dediğimiz şeylerin, bitki demek zarar değil demek değildir. Bunun için özellikle anlatıyoruz. Bunu böyle yapmış olalım. Ele geçelim mi, başka bir şey mi yapalım? Geçelim. Tamam. Kuzum çok teşekkür ediyorum sana. Sen hatta bunu vereyim mi ben sana? Devam et. Hah, bak hiç dur nasıl yerleşmiş bak kuzum benim. Tamam. O mikrofonu alayım ben. Mikrofonu alayım. Şimdi hep sende göstermeyelim. Seni alabilir miyim? Benim dünya güzeli misafirim. Bırak bebeğim çantanı. Hah. Gel şöyle bu sefer senin ellerinde göstereyim. Evet. Oba. Şöyle sizi alalım böyle. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Tekrar bakalım. İsminizi söyleyin herkes öğrensin. Müzeyyen Hanımcığım. Şimdi elde bir ağrı var mı? Yani benim de dizimlerimde var. Bu karışımı size de vereyim o zaman. Olur. Tamam. El ağrıları için anlatalım. Hanımefendinin belki el ağrıları yok ama biz onun için anlatalım. Bazen bileklerimde oluyor. Şimdi bilek içinde bir şey söyleyeyim. Bizim karpal tünel sendromu dediğimiz sendrom çok fazla olur. Çok basit bir test. Bunu daha önce göstermiştim. Bir kez daha göstereyim. Elinde uyuşmalar olanların. Özellikle şuradan geçen iki kirişin arasında sıkışan bir sinir nedeniyle zaman zaman problemleri olabilir. Bunun testi de gayet basittir. Burada bir problem var mı? El bileğinizde karpal tünel dediğimiz yapıda bir problem var mı diye elinizi şöyle yapacaksınız. Yap bakalım bebeğim. Yapsın herkes elini böyle. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Yaptık. Birbirine sıkıca ama hakikaten çok sıkı bastırın şimdi. Şunu şöyle bastırın çok sıkı. Kırman gerekiyor. Bunu bir dakika boyunca yapacağız. Burada tabii uzatmamak için çok şey yapacağız. Bunu evde deneyebilirsiniz. Bir dakika boyunca yaptıktan sonra eğer elinizi açtığınızda herhangi bir uyuşma, herhangi bir karıncalanma hissediyorsanız o zaman bu karpal tünel sendromu açısından mutlaka bir ortopedist arkadaşımla görüşeceksiniz. Oldu mu? Bakın ağrı başka şey, ağrı demedim. uyuşmadan bahsettim. Ağrı yapabilir tabii ki. Bastırdınız ve bir dakika sonra uyuşmalar, karıncalanmalar artmışsa bu karpal tünel sendromu olabilir. Bir ortopediste görüşün. Bunu da söylemiş olalım arada. Çok güzel bir bilgi. Sevgili Zahide, bunu yaptınız, bir dakika beklediniz. Burada ne oldu? Kan dolaşımını burası biraz etkiledi. Zaten şurada sıkışıyor zaten o sinir. Buradan giden sinir. Teknik ayrıntılara girmiyorum ve onun tedavisi de ancak cerrahi çünkü. Bunun için. Şimdi peki elinizde ağrılar var. El bileğinizde ağrılar var. Teşhisinizi gittiniz, koydurdunuz yine ortopedist, romatoloji ya da fizik tedavici arkadaşıma. Ne yapacaksınız? Çok basit bir şey yapacağız. Ya sadece senin şeyi bir yere boşaltalım, gene bunu kullanalım. Olur, tamam. Hayır, orada bir tane daha vardır. Var mı bir tane? Dur bakayım. Ha, var, tamam. Ha, tamam. Bir sürü. Bizim bu çok kolay. Bu konuda. Bu çok kolay. Bunu lütfen yapın. Evet. Elinizde, bileğinizde bir ağrı varsa. Elma sirkesi. Hı. Hop, koyduk bunu. İlaçlarınızı alıyorsunuz bu arada. İlacınızı içtiniz. Hı. Tamam mı? İlacınızı içtiniz üstüne. Elma sirkesinin üstüne ne koyuyoruz biliyor musunuz? Zor bir şey olmasın, evde bulunur bir şey olsun. Hayır ya, evde herkesin var. 2 çay kaşığı kırmızı biber. Ha. Bu kadar. Bu kadar, evet. Şimdi bunu kendi elinizi sokarak, şimdi isterseniz oturacaksınız kenara, şey yapmayın. Mendil veririm canım, bir görelim, deneyelim. Elinizi sokarak. Elini şöyle hafifçe şöyle yapıyorsun kuzum. Sokun. Hayır, bütün parmaklarınızı ise ters tarafı. Ama aynen, siz o tarafa geçmeyin hocam, aynen, şöyle görelim. Ha, tamam, peki şöyle geçtik, hadi bakalım. Böyle kalacak mı? Bir miktar iyice, sonra elinizi kendiniz ovalayacaksınız tabii. Her iki eli de, çünkü iki elde de olur genellikle. Diğer elle sonra şimdi, diğer elde de, diğer elinizle birleştir. Aynen, elma sirkesi ve kırmızı biber. Bu kadar, elma sirkesiyle kırmızı biber. Şimdi öbür elinizle birleştirin. Bunu şöyle ağrınız için yaptık. Ha. Evet, bu güzel. Ha. Evet, şey, bir cerrah gibi ya da elinizi temiz aralarına da girerek bir 10-15 dakika kadar ovuşturun. Bu arada ovuştururken arada sırada yine aynı şekilde havlu sermenizi tutun şöyle. Evet, havluyla ellerinizi sıcak tutmanızda fayda var. Son derece basit. Ama kolaymış. Ama teşhisler konulduktan sonra, değil mi? Bunu unutmuyoruz. Tıp her şeyin üstünde. Bir kere tıbbın bütün imkanlarını kullanacağız yardımcı olarak. Bakın, çok açık bir şey söylüyorum. Bu tür programlarda olma nedenimiz, tek bir nedenimiz var. Eğer bizler burada olmazsak doktorlar olarak simitçi, kahveci, gazozcular oluyor ve her türlü şarlatanca bilgileri sizlerin kafalarına sokmaya ve kafalarını karıştırmaya kalkıyorlar. Onun hemen söyleyeyim, o bizim programda olmuyor tabii. Bizde herkesin yeri ayrı. En güvenilir doktorları davet ediyorum. Sizin için seçiyorum. Siz hangi doktor istiyorsanız onu burada görüyorsunuz. Size soruyorum, kimi alayım diye. Siz söylüyorsunuz, ben alıyorum. Hocam bir şey soracağım ama. Şimdi bunu... Sözümüzün meclisten dışarı olduğu, burada olduğumuza göre çok kolay anlaşılabilecek bir şeydir. Tabii ki. Öbür türlü burada olmazdık zaten. Onu da söyleyelim. Evet. Bunu ne kadar bekleteceğim? Şimdi burada hemen sürdük ama falan. Yani, birbiriyle temas etmesi gerekir mi bu? Hayır. Yok. Yani bu şeyin, anlıyorum ben. Zahide doğru bir soru sordu. Bunu koyduktan sonra beklesin mi? Hayır. Çok kısa süre içerisinde. Yani yarım dakika içerisinde o karıştırmak lazım tabii ki. Karıştıracağız. Karışımı yaptıktan sonra elinize sürüyorsunuz. Bir 15 dakika, 20 dakika bekliyor. O sırada da havluyla gene sıcak tutmakta fayda var. Ne kadar bekletiyoruz? 15-20 dakika. 15 dakika bekletiyoruz. Okay. Ne gün yapalım? Yani günün hangi saati yapalım? Şimdi burada tabii önemli olan şu, çok basit bir, pratik bir öneri olduğu için sabahleyin yapabilirsiniz, gün boyunca kullanırsınız ve faydasını da görürsünüz. Elimizi zaten yıkamadan mı devam edeceğiz? Gün içerisinde tabii yıkayacaksınız. Yani çünkü orada bir 15-20 dakika kaldı. Kokarsınız. Tamam, çok kokarsınız ondan. Ben her şeyi sorarım hocam, biliyorsunuz. Her şeyi sorarım. Peki elinizde şimdi varsa eğer, belki ne kadar sonra etkisi var? Ne kadar sonra etkisi var? Bunun mu? Etkisi çok çabuk başlar. Yani 3-4 gün içerisinde o ağrı kesme etkisini görmeye başlarlar. Onu söyleyebilirim. Her gün bunu yapıyorsunuz. Gözlerin güzelliğine bak. Bir gözlere yakın girer misiniz? Hocam izleyici de görüyor. Hocam böyle yapıyor ya. Tabii. Şu bir gözlerin güzelliğine bakar mısın? Nazar boncuğu olun bizim programımızda bugün. Teşekkür ediyorum. Sizi böyle alalım. Teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Şimdi... O kadar çok şey var ki burada yapılacak. Çok, hangisine devam edelim? Kalmayacak sevgili Zahide. Çünkü olsun, son 5 dakikamızmış. Orada da şeyimizi bir kullanalım bence. Baştan söz verdiğimiz hastamızı, doğru mudur arkadaşlar? Nerede arkadaşımız, nerede? Ha, peki. Evet. Tam 140 kilo. Doğru mu? Doğru. 140 kilo verdi. Nasıl verdi? Hala devamı var mı? Bir de bir şey merak ediyorum. Vücudunda bir sarkma var mı? Siz söyleyin hocam, gelsin arkadaşımız. Evet. Şimdi sevgili Altan 230 kilo ile başladı. 90 kilo şu anda. Bir kendi başarı öyküsünü anlatsın. Altan, bir gelir misin, bir merak ediyoruz Altan seni. Saklanıyor. Merhaba. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. 140 kilo gitmiş. Evet. Ön tarafa alabilir miyiz seni bir göstermek için? Bizim programımıza geldiğinde son gelişinde kaç kiloydu? 115 olması lazım. 115, şimdi daha da gitmiş. Evet, biraz daha gitti, evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Oldu. Belli bir yerden sonra da dur demek gerekmiyor. Bu sefer bak, yüzü, gerçi çöküntü yok. Ben hep ona bakıyorum, hocam bilir. çöküntü yok çok şükür de. Daha iyi hissediyor musun kendini? Tabii canım. Önceye bakarak yani bir 140 kilo hafiflemek çok büyük bir başarı. Biraz sesini duyayım ama biraz yüksek konuş. Enerjini de duyayım. Londra'dan geldiği için yorgun şimdi. O kadar. Hissediyorum tabii 140 kiloluk yük çıktı üstümüzden. Peki şimdi böyle 140 kilo falan deyince biz şöyle anlıyoruz. Acaba ameliyat mı oldu? Ameliyat olmadan da verilebiliyorum da aynı zamanda göstergesidir. Bu eski fotoğraflarında görüyorum buradan. Gerçekten içinden 2 kişi çıkmış yani. Yüzün gözün her şey değişmiş. Neyi değiştirdin hayatında? Bu 18 ayda hiç yapmadım, eskiden çok yapardım dediğin ne var? Yani spor var, yürümek var. Hiç yürümez miydin? Yürüyemezdim. Zaten evet bu kiloda. Yani kaç öğün yiyordun sevgili Altan? Günde 2 öğün falan yiyordum o zamanlar. Bir şey daha söyleyeyim Hunza Türklerle ilgili. Hunza Türkleri günde en az 5-6 öğün yerler. Onun için uzun yaşıyorlar. Onun için sağlıklar. Günde 2-3 öğün yedirerek sizi kandırmalarına izin vermeyin. Türk insanının yapısı günde 5 ile 6 öğüne uygundur. Evet sevgili Altan. Başka? Spor yapmıyordun. Zaten bu kiloda biraz zor. Tabii yapamıyorduk o zaman ama şu an düzenli spor hayatımız var. Yani yediğime içtiğime dikkat ediyorum ve 6-7 öğün yiyorum. Sen çok mu yiyordun da kilo alıyordun peki? Az yiyordum da kilo alıyordum ve şaka yapıyorsun. Yanlış besinleri. Bir daha lütfen Altan, çok önemli. Şunu bir kez daha vurgulayayım. Bu başarı hastanındır. Biz yani tıp alemi olarak yol gösteririz. Az yiyordu, kilo aldı. Şimdi çok yiyoruz, kilo veriyoruz ama Altan'da bir şey saptadık mesela. Nedir? Hakikaten çok ilginç. Altan senin şu sebze durumunu bir anlatsana. Günde 2 gün üst üste sebze yedim mi? 3. gün de sebze yiyeyim diyordum. Yani daha çok kilo veririm ama metabolizma yavaşlıyor tam tersine. Devamlı sebze yiyeyim de zayıflayayım değil yani. Yok. Peki yani. 3. gün ne yiyorsun? 3. gün tavuk olur, artık et olur. Bir değiştiriyoruz yani. Sebze türü yemiyorum. Kuru baklagil. Bu önemli. Bunu niye söyledik yani? Onun hakikaten farkına vardık. Siz bol bol salata, yoğurt yiyeyim, sebze yiyeyim, çok kilo veririm diyorsunuz. Abi sonra bir baktık ki Altan belli listelerde yavaşlamaya başlıyor. Ya nedir bunun şeyi dedik. Bir baktık biz de öyle düşünmüşüz. Ya 2 gün 3 gün sebze verelim. Biz ay bu değişimleri görüyorsunuz değil mi? Onda mecburen hafta. Altan Londra'da yaşıyordu. Biz ancak ayda 1 geliyordu. Problem değil, onu da öyle de hallediyoruz. Ama bizim yani normalde 2 haftada 1 görülmesinde fayda var hastaların. Dolayısıyla bunun gibi bir şey. Başka bir şey bulduk mesela. Altan yemeğin neresinde meyve yiyorsun sen? Önünde mi, ortasında mı, arkasında mı? Ara öğünlerde. Güzel. Yani yemekten önce. Altan mesela yemekle birlikte bol bol meyve yiyordu. Ya da hemen arkasından. Baktık ki hayır, metabolizma öyle yapınca hoşuna gitmiyor. Görüyorsunuz onu çünkü verilerde. Şekere mi dönüşüyor? Şimdi yani meyveyi biz ne zaman yiyoruz? Küçük bilgiler verelim. Mesela diyet şeker. Hepinizin çok kullandığı yapay tatlandırıcı. Net gösterilmiş ki yapay tatlandırıcı aldığında beynin açlık hissi artıyor ve daha çok beyin yemek istemeye başlıyor. Peki içecekler, diyet içecekler, gazlı içecekler aynı şey mi? Aynen öyle, aynen öyle. Bu diyet içecekleri, gazlı içecekleri mümkün olduğu kadar hayatınızdan bu nedenle uzaklaştırın. Ama orada da kalorisi yazıyor, 1 kalori yazıyor. Kalori önemli değil ki. İnsülin direnci değeri önemli. Mesela Altan bize geldiğinde bir anda oturup kaç tane hamburger yiyebiliyordun? 4-5 yediğim oldu hocam. Bakın 4-5. Şimdi oturduğunda ne kadar yiyebiliyorsun? Yarım. Yiyemiyorum da, onu da yiyemiyorum yani. Neden biliyor musunuz? Şu insülin direnci, hep bilirsin, konuşuruz burada. İnsülin direncinin tedavisini yaptığımız için bu hale geldi. Eğer bunun tedavisini yapmasaydık şimdi 3 saatte bir acıkıyor. Kolay doyuyor. Kaçamakları istemiyor. Bu üçü niye saydım biliyor musunuz Zahide? Ekran başında bizi izleyenler varsa, eğer bu tedavileri varsa ve bu üçü olmuyorsa, yani 3 saatte bir acıkmıyorsa, kolay doymuyorsa acıkmasına rağmen eskiden 3 dilim yerine 1 dilimle ve eğer hala kaçamak isteği oluyorsa o zaman tedavisi düzgün olmamış demektir. Bunu özellikle ve özellikle söylüyoruz. Peki özlediğin bir şey var mı? Yemeği özledin. Özlediğim hani şey artık tamam bu kadar kilo verdim. Şimdi bu 120 kilo daha önce. Şimdi tabii. 140. Evet, daha da fazla ve daha da zayıf zaten görüyorsunuz o halinden. Özlediğim değil de kilolar gittikçe daha sağlıklı yemeye çalışıyor yani. Ve spor yaptıkça daha sağlıklı yiyeyim diyorsun. Yani diğer şeyleri istemiyor insanın canı. Biz nasıl yaşıyoruz biliyor musun? Şimdi senin kadar bu kadar kilolar vermek ne mümkün? 5 kiloyu bile verirken bayağı bir problem yaşıyoruz. Şimdi hani 2 gün mesela bir şeyden vazgeçiyoruz. 3 gün bir şeyden vazgeçiyoruz. Bir hafta ekmeği çıkarttık ya da çikolatayı çıkarttık hayatımızdan. Ama sonra biz onu daha özlediğimiz için daha çok yiyoruz. Sende böyle bir şey oldu mu? Çok güzel. Yok, olmadı diyelim. İlk başlarda oldu. İlk 1-2 ayda oldu. Mesela makarna yemeyi özlemedin mi? İlk başta. İlk başlarda özledim ama zaman geçtikçe istemiyor adamın canı. Şimdi bir de şu var. Mesela bir hesap yaptık Demir Altan'la içeri girmeden. Ya dedik ki Altan sen toplam 140 kilo fazlalığın var. 10 yıl boyunca bunu taşımışsın. Toplam kaç kilo yapar biliyor musunuz? 550 ton. Of, maşallah. İkimizin aklı durdu. Altan 10 yılda 550 ton kiloyu üstünde taşımış. Bir o kiloyu vermekle o 550 tondan kurtulmuş. 550 ton 55 tane kamyon yapar. Oh, maşallah. 55 kamyon dolusu yağ. Peki şimdi o 55 kamyon dolusu yağ gidince bu vücutta sarkar. Ben görüyorum pek çok kişi geliyor burada, aman Allah'ım şu kolun altından artık böyle kağıt gibi olmuş. Sallanıyor. Sende var mı öyle bir sarkma? Zahide Hanım, göbek çevremde var biraz. Onu da aldıracağız inşallah. Bu hafta ameliyatım var. Bir de bak bu var şimdi. Böyle bir kilo verdikten sonra mecburen bir de ameliyat deniyor. Ama sonra şöyle neyse bir şey ben var. Burada söylüyorum. Şöyle bir şey var. Normalde eğer bunu bir başka tür operasyonla vesaire yapsaydı, orada kat be kat, bunun 4 katı 5 katı bunlar olacaktı. Oysa orada bak şöyle, sadece şuna bak, sonra bakarsın sen. Adresi göreceksin. Yani şurası zaten çok, iyi az. De çok az. Benim dediğim kağıt gibi oluyor. Tabii, sallanıyor. Hiç öyle bir durumumuz özellikle yok. Burası. Ama peki, yine de onu da halletmeye çalışıyoruz. Ara vermem lazım. Çok soru geliyor ama bu soruların cevabı, yani ben kilo veremiyorum, problem yaşıyorum diyenlerin yapması gereken bir şey var. Tetkikler. Peki o hangi tetkikler? Onu soracağım hocamıza, ara vermek zorundayım. Az sonra buradayım. Evet, burada. Hanımlar, beyler, fazla kilolarınızdan kurtuldunuz ama bir sorununuz daha var. Vücudunuzdaki sarkmalardan tıpkı dar bir pantolon giydirilmiş gibi nasıl kurtulabilirsiniz? Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Fettin Duygu canlı yayında anlatıyor. Bitkilerin şifalı dünyasında yolculuğa çıkıyoruz. Tohumunu alırsınız, ekersiniz, tekrar çıkar. Çağımızın hastalığı depresyonla mücadele edenler, erken menopoza giren hanımlar, tiroidle savaşanlar, dayanılmaz diz ağrıları çekenler, kalemi kağıda hazırlayın. Günde bir defa içmeleri yeterlidir. Yeter ki doğru türünü kullansınlar. Bitkisel önerileriyle dertlerinize deva olan Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu yarın Zahide Yetişli'de. Doktor Gürkan Kubilay ve Meltem Açıkel bizimle beraberdi. Hunza Türklerinin, yani 120 yıl yaşayan, hastalık nedir bilmeyen Türklerin yaşadığı yere götürdük sizi. Bu da onların ekmeği. Paşati. Ne? Paşati. Paşati mi? Şapşati mi? Şapşati, paşati, şapşati. Pardon ya. Şapşati. Ben de başka çok söylüyorduk. Şapşallaştık, şapşati doğru. Peki ve Laz böreği. Bizim Karadeniz bölgemize ait muhteşem Laz bebeği. Harika görünüyor o da. Ve... Elinize telefonlar da kaldı. Telefonları programın başında, telefon ve kredi kartlarını Amerikalılar bir araştırma yapmışlar. Her 12 kredi kartı ve telefonun bir tanesinde bildiğiniz dışkıdan oluşmuş mikroplar var. Aman temizliğe dikkat. Daha sonra müsait bir zaman olursa size el sabunuyla sabun arasındaki farkı, o sıkma sabunlarla, onu da anlatacağım. Tahliller. Şey sormuştum. Tahliller. Şimdi 140 kilo verirken tiroidlerine baktırdık. Mutlaka baktırın. İnsülin direnci için HOMA indeks dediğimiz bir tahlil var. Hemoglobin A1C dediğimiz bir tahlil var. Lütfen ona baktırın. Kreatinin, ürik asit ve üre gibi böbrek fonksiyon testlerinize baktırın. Mutlaka kan yağlarınıza baktırın ve mutlaka olmazsa olmaz vücut analizi yaptırın. Ne kadarı yağ, ne kadarı su, ne kadarı kas. Ve bir ekibe emanet olun. Diyetisyeninden psikoloğuna, gıda mühendisinden dahiliyecisine bir ekibe teslim olun. Yeterince paranız yoksa da bizi izleyin, çünkü çok kıymetli bilgileri programda her gün sizler için, özellikle her gün başka bir şey söylüyorum. Ay, söyleyemedim. Sizi seviyoruz efendim. Yarın karşınızda olacağız. Bu arada gözlerin nasıl oldu? Dur, kahveyle yumurtanın beyazını nasıl oldu? Beyazladı. İyi hissediyor musun? Ama duymuyorum seni. Nasıl oldu? Beyazladı. Artı bir de çok yumuşadı. Ya, güzelleştin. Teşekkür ederim. Evdeki bildiğiniz kahve telvesiyle, yumurtanın beyazıyla sabahtan yaptık. Siz de deneyin lütfen ve sonucu bana bildirin. Sizi seviyoruz efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum misafirlerime. Sağ olunuz, var olunuz. Görüşmek üzere efendim.